Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Tatsız bir güne başlıyoruz tabii. Dün sabah burada çığ faciasını söylerken beş ölüden maalesef söz etmiştik. Sonra onları kurtarmaya gidenler de çığ altında kaldılar. 33 kişi de maalesef orada can verince. Oldu mu size bir gün içindeki çığ faciasındaki kayıp sayımız 38. Akşamına geldik. Akşamda İstanbul'da herkesin yüreğini ağzına getiren çok büyük bir facianın böyle kıl payı ucundan geçtik. Ee, bir e, uçak Sabiha Gökçen'e inerken e, kuyruk rüzgarı deniyor. Kuyruk rüzgarını ters alınca yere çakılıyor. Üçe bölünüyor, alev alıyor. Mucize eseri e, sadece üç ölü ama 170 kadar yaralı. Ya böyle günlerde tabii insan e, hani kahve içesi bile belki gelmiyor işte sabah arkadaşlar tabii getirdiler gene kahvemizi ama yani tatsız günler bunlar çünkü açıkça ne yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir kere maalesef canlar yitirmişsiniz. Onları geri getiremiyorsunuz. başka bir facia ama esas facia şu anda ülkenin başında gibi geliyor bana. Yani Suriye'de savaşıyor muyuz? Savaşmıyor muyuz? Oradaki askerlerimizin durumu ne? Bilmiyoruz. Yarın öbür gün ne olacak? Bilmiyoruz. Türkiye bir maceranın içinde mi? Bilmiyoruz. <laughs> Bakın aylardır burada bir şey soruyorum. Ya bu İdlib'teki gözlem noktalarındaki çocuklarımız ne yapıyorlar? Hiç gidip bakan var mı? Şu anda biliyor muyuz? Bakın bir konvoya saldırı oldu. Maalesef 8 şehit verdik. İşte onun edebiyatı hala sürüyor. Peki 10 tane gözlem noktası var, 12 tane gözlem noktası var. Burada askerlerimiz var. Onlardan hiç haber alıyor muyuz? Onlarla ilgili esir alındıkları, etraflarının tamamen sarıldığı, nefes alamaz hale getirildikleri falan söyleniyor. Şimdi bunlar doğru mu bilmiyoruz. Çünkü neden? E başta maalesef Milli Savunma Bakanlığı artık asker kalmadı biliyorsunuz. Her şey Milli Savunma Bakanlığı'nda. Askerin bir tanımıyoruz bile yani. Zaten tanısak ne olacak yani adamların bir şey de yaptıkları yok. E, oradaki askerlerimizin durumu ne? Hiçbir bilgi yok. Yani bakın tuhaf bir ülke haline geldik. Hani böyle hesapta herkes çok milliyetçi. Herkes vatanına, milletine çok bağlı. Askerimiz çok önemli. İşte zafer kazanacağız şunu bunu. Fakat hiç kimse sormuyor. Bakıyorum <laughs> dün akşam da şöyle biraz baktım sinirim bozuluyor. İnanın sinirim bozuluyor. Çünkü bir kişi bile demiyor ya şu anda İdlib'deki gözlem noktalarındaki çocuklarımızın durumu ne? Böyle bir açıklama yok. Sağlar, esenlik içindeler, yemekleri hazır sıcak çorbalarını içebiliyorlar. Bir korkuları yok, başlarına bir şey gelmeyecek. Hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle ellerinde çekirdik bir sürü dinci oturmuş ekranın karşısına çıt çıt çıt. Abi Tayyip Erdoğan çok güzel. Şey yapacak böyle. Ya, ülkeyi ne hale getirdiniz be? Türkiye hiç bu duruma düşmedi. Bu kadar tefessüh etmedi. İnanın etmedi. Nelerle uğraşılıyor ya? Evet. Neyse biz haberciyiz. Haber tarafına işin daha çok bakacağız. Gazeteler üzerinden yürüyelim. İşte o arada da diğer konuları da konuşacağız. Şimdi çığ faciası tabii. Heh, buyurun kağıtları içeride bıraktım. Notlarımı içeride bıraktım. Hakikaten bazen şey oluyor çünkü yani sinirli geliyorsunuz buraya. Gün geceden beri bakıyorum. Yani önce AKP Genel Başkanı'nı dinledim. Abi yani ne diyeceğini bilemiyorsun. Suriye'ye savaş ilan ediyoruz. Amerika'ya efendim alttan alıyor. Rusya bilmem ne hepsi bize tokatlatıyor. Ama böyle bir kahraman havasında her şey çok güzel, müthiş falan. Arkadan çığ faciası, arkadan uçak faciası, arkadan ya yani... Ve o video duyguyla geliyorsun. Neyse notları arkadaşlar bir ara getirirlerse. Hani orada aldığım notlar var. Hani hangi haberin nerede, ne zaman bir şey gireceğiz falan. Şimdi önce bir çığ olayını bir şey yapalım da. Bahçe Saray'da önceki akşam 5 kişi. Dün de 33 kişi çığ felaketine kurban gitti. Peş peşe ölümler Türkiye'yi yasa boğdu. Acımız büyük. Çığda kalanları kurtarmaya gidenler de kar altında kaldı. Acı haber önceki akşam Van Bahçe Saray'dan geldi. İçinde ona yakın insanın bulunduğu minibüs çığ altında kaldı. 5 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de aranıyordu. Dün arama çalışmaları 200'ü e aşkın kurtarma ekibiyle sürüyordu. Ne olduysa o anda oldu. AFAD, UMKE, Jack ekipleri, JAK, jandarma arama kurtarma değil mi o? Evet. Belediye ekipleri, korucular ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grubun üstüne yine çığ düştü. 11 jandarma, 7'si korucu, 18 kişi şehit oldu. Niye şehit oluyor anlamadım ki Çığ'da ölüyorlar ya ya bu şehit lafı da beni artık rahatsız etmeye başladı ha eğer ölene şehit e yani nasıl bir şey bu ya ya çığ altında kalan niye şehit oluyor onu anlamadım yani çok şey kullanılmaması lazım yani bazı tanımların kavramların bu kadar da e, efendim şey olmaması lazım değil mi? Evet notlarımı da getirdi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Neyse şehit diyorlar. Peki şehit diyelim. Yani ben karşı çıkarak ölenlere saygısızlık etmek istemiyorum ama yani bazı kavramları da bu kadar şey olma. Bir de bu dini kavramı bu kadar çok kullanarak böyle yani. Sonuçta şehit dediniz. Din uğruna yani İslami olarak baktık mı din uğruna can veren insanlar din savaşında, cihatta can verendir. Yani ha ondan sonra biz bunu vatan savunmasına falan diye getirmişiz. Tamam ona da itiraz yok ama şimdi böyle her ölümde öldü diyememek diyemedikleri için o şehit oldu. Bu deprem oluyor. Efendim 40 şehit verdik. Ya depremden daha fazla şu anda çığ altında kalanlar. Neyse. Yine çığ düştü efendim. 11 jandarma, 7'si korucu, 18 kişi şehit oldu. 5, 15 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bak şimdi. Ha bu asker korucu onlar şehit oluyor. Vatandaş olursa onlar abi onların önemli değil. işte. onlar nereye giderlerse gidecekler. Eğer yani bu mantıktan kurtulmak lazım canım. Yani onlar şehit, korucu şehit, vatandaş ve 15 vatandaş da öldü. Onlar telafat. Yani ya hepsinde böyle de şimdi sözcüden okuyorum tabii. Faciada Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan ile AFAD İl Müdürü Osman Uçar yaralandı. O da Cumhurbaşkanı Danışmanı da yerinde izlemeye gitmiş. 200 e aşkın kurtarma gibi gece gündüz arama yapıyor diyor ya. Şimdi bakın bir şey merak ediyorum ben. Ee, şeye de geleyim de onu da söyleyeyim de İstanbul'da pistten çıkan uçak alev alıp üçe bölündü. İşte e, maalesef 3 e, kişi orada öldü ama e, çok daha fazla ölüm olabilirdi. Şimdi bakın iki olayda da bir şey çok dikkatimi çekti. Ee, Türkiye'nin e, acil durumlar protokolü yok mu? Bakın çığ nasıl düşüyor? Çığ durup dururken düşmüyor. Çığ çok büyük bir e, kar kütlesinin bir şekilde harekete gelmesi. Yani toprak kaymasını düşünün. Toprak kaymasının karda olanı. Fakat toprağı öyle ya da böyle işte tutuyor. Ağaçlar tutuyor. Mesela rahmetli Hayrettin Karaca erozyonla mücadele için en çok onu derdi. Bitki olması lazım, ağaç değil. Yani bir toprağa bitki tutar, yeşillik tutar. Ne olursa olsun, ağaç olsun, çalı olsun. Önemli olan toprağa tut. Ağaç olduğu zaman heyelanları da önler ağaç. Çünkü çöp alttan oldu, top tutar. Neyse. Çığ, çığsa toprak kaymasına göre çok daha rahat. Neden? Çünkü kaygan. Yığıldı, yığıldı, yığıldı. Alttan bir şey. Ve çığın düşme sebeplerinden yüzde %90'ı ses yani bir ses işaretiyle yerinden oynayabiliyor ve bir kere de oynadı mı durduramıyorsun neden e çünkü nasıl durduracaksın ki kayıyor yani kayıyor şey değil e şimdi bunu Doğu Anadolu'da özellikle herkes bilir ve hatta çoğu köyde böyle dağ kenarındaki köylerde filan kış aylarında olabildiğince ses çıkarmamaya çalışırlar yani öyküleri var bunun. Doğan çocuğunun ağlamasını bile önlemeye çalışırlar ki ses yapıp da çığ üzerlerine düşmesin. Çünkü kar yağışını önleyemiyorsun. Peki buna rağmen o kadar büyük bir gürültüyle çalışılırsa ya zaten çığ düşmüş. Ayrıca şeyi görüyor. Yani nasıl yapılmış böyle bir hata? Bir onu anlayamıyorum. İki, iki olayda da şunu görüyoruz. Bir afet anında ya da bir kriz anındaki protokollarımız mı yok? Yoksa bunların eğitimi mi verilmedi? Şimdi aynı şey İstanbul'daki o görüntüler varsa arkadaşlar <laughs> ara ara verelim. <laughs> İstanbul'daki uçak kazasında da. Var mı uçak kazasının görüntülerimizde? Olması lazım değil mi? Var mı? Var. Var var. Şu anda var işte. Şimdi bakın. Birazdan herhalde gelir bu düşme anını göreceğiz. Ama siz görmüyorsunuz ben görüyorum sadece. Niye? Uçağın çakılma anı. İşte ekrana veremediğiniz zaman ben havada kalıyorum yalnız. Hani <laughs> öyle bir durum var. Şimdi burada şimdi heh, geldi. Şimdi bakın uçak üçe bölünüyor. Bu arada yolcular otobüste taşınıyor. Bir saat bekliyorlar. Kanevan içinde pek çok şey. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya çok acil bir durum. Hayır. İşte yani günümüzde böyle bir yerde böyle aşamada hiç kimse kalkıp da efendim çok kargaşaydı ama uçak düştü büyük hayır. Çünkü bunların hepsi önceden hesaplanır, bilinir. Bu arama kurtarma, efendim işte müdahale etme, yeniden protokolları vardır. Yani hiç kimse kendi başına göre iş yapmaz zaten. Anında bunlar devreye girer. Kim ne yapacak mesela? Bir anda havaalanının patronu değişir. Normal efendim havaalanı müdürü devreden çıkar ne bileyim? Efendim arama kurtarmanın başı bir anda havaalanının başı olur. Efendim işte itfaiye müdürü en yetkili hale gelir. Ambulanslar ve şeyin uçaktaki yolcu sayısına göre Ambulanslar mesela 5 ambulans orada devamlı duruyorsa anında işte Kartal Pendik şuradan buradan neyse bütün hastanede 15 ambulans gelir. Yani bunların protokolları yazılmıştır. Kimse abi ne yapacağız şimdi ne olacak falan diye sormaz zaten. Sorulmaz. Ama bu alanda görüyoruz bir anda panik. Yani o zaman şöyle bir şey oluyor. İşte geri kalmış ülke şeyi bu. Görüntüsü bu. Bu normal medeni ülkelerde, ileri ülkelerde bu protokoller anında devreye girer. Buradaysa bir kere herkes çok fedakar. Bakın ben bu fedakarlığı da anlamıyorum. Yani herkesten önce koştum, en kazı kaldırdım, çıkardım falan. O bravo değil. Yani o an için belki bravo dersiniz ama olay o değil. Ama işte o yetişti kurtardı. E çünkü neden? Sen organize olamadığın için. Ben adama niye kurtardın, niye girdin, niye bunu hallettin demiyorum. Ama sen eğer o organizasyonu beceremiyorsan işte öyle fedakarlıklar başlar. Ama genelde zaten bizim ruhumuzda o var. Yani hemen canımız şeyimiz atarız kendimizi ortaya. Böyle bir fedakarlık var. Yani genlerde var herhalde. Ama işte bu işe yarayan bir şey değil. Sonuç olarak Ne oluyor? Belki bir kişiyi, bir tane fedakar, bir kahraman belki bir kişiyi kurtarıyor ama o arada sen 100 kişiyi mağdur ediyorsun ya da yetişemiyorsun. Şimdi bu bu akıl alır bir şey değil. Yani olay yerinde mesela niye bu kadar çok insan var? Şimdi bu herkesin şu anda gördüğünüz mesela herkesin orada olması gerekiyor mu? Bilmiyorum. Ama belli ki protokolleri uygulayamamışlar. Aynı şekilde çığ olayında da. Yani İstanbul'da oturan biri, ne bileyim işte Afyon'da oturan biri, Malatya'da oturan biri, efendim ne bileyim işte Manisa'da oturan biri çığ olayının vahmetini bilmeyebilir. Niye? Çünkü hiç yaşamamıştır. Çünkü kendi memleketinde bu kadar yoğunlukta kar yağmaz. Yağsa bile mesela Uludağ'da hiç çığ oldu mu? Mesela Bursa'da başında koskoca şey var ama doğası gereği Uludağ çığlara kapalı. Ya da İnsansız bölgeler de var. Ona göre yerleşim olmuş. İnsansız bölgelerde afif çığlar oluyor ama orada da bir şey olmuyor. İşte o da ne bileyim bir kayakçı yolunu kaybediyor. İşte oradan giderken bir şey yapıyor. Bir çığla karşı karşıya kalıyorsun. Ama Van Bahçe Sarayı mesela Van'ın Bahçe Sarayı özellikle işte hani geçen yayının başında da söylediğim hani 6 ay yolu kapalı kalan diye geçmişte olan yerlerden biri bu Van'ın Bahçe Sarayı'dır. 6 ay bütün dünyaya ilişkisi kesilebilir mesela. Kar bir yağar 4 metre, 5 metre yolunu da açmazlar. İşte kışa göre herkes... Şimdi diyeceğim, sonuçta oranın insanı da, oranın devlet görevlileri ya da bu konuyla ilgili insanları da çığ olayını biliyor. Biz buradan bilemeyiz. Bakın benim size bütün anlattığım çığ bilgisi kitaplardan okuduğumuz, efendim ansiklopedilerden okuduğumuz ya da gazeteci olarak bu tür olaylar olduğunda hemen taradığımız bilgilerden oluşan, İzlenimler aktardım size. Ama bu bölgede yaşayan insanlar özellikle bu konunun efendim yetkilisi, görevlisi olanlar bunu biliyor. O halde nasıl böyle bir hata yapılmış? Yani çığ düşen yere, çığ düşen yere siz daha büyük bir kalabalıkla ve daha büyük bir gürültüyle gidiyorsunuz. Ve kar durumunun gözlenmiş ve saptanmış olması gerekiyor. Ama işte diyorum ya bu ...protokolların dışına çıkıp gayret geçtik... ...abi çok fedakar be... ...bak nasıl çalışıyorlar helal olsun deniyor... ...ya da öyle bir yarış... ...bakın aynı şey Elazığ'da da yaşandı... ...arkadaşlarımız anlattılar orada mesela... ...afat... Efendim, Tek geçeyim, ...kimseyi karıştırmayacağım... ...tamam güzel de... ...eğer protokolü uyguluyorsan kimseyi karıştırmayacaksın... ...yok ben yarışıyorum... ...en fedakar benim... ...en acayip ben çalışıyorum... ...en çok ben adam kurtardım... ...havasına girdiğin zaman protokollar falan hepsi bir kenara atılıyor ve bu çirkin bir yarışa dönüyor. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı bu bu iktidarın getirdiği bu. Şimdi bazıları diyecek ki burada da mı? Evet. Bu iktidarın zihniyeti bu. Onun için önemli değil bakın bilimsel gerçekler önemli değil, deneyimler önemli değil, protokoller önemli değil. Herkes çok fedakar. Evet, ilk yaptıkları işte hatırlayın. Olay yerine bakanlar gitti. Ya önce olay yerine bakanların gitmesi değil olay yerinin anında zaptı rapt altında alınması ve planlı programlı kurtarmanın başlaması. Size söyledim yıkıntının üzerinde daha sabah ilk ilk iş daha 5 dakika sonra iş makinesiyle enkaz kaldırmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim altta canlı varsa mesela bu ben buradan görüyorum söylüyorum da sen oradan nasıl yapmıyorsun? Neden? İşte bu cehalet, cehaletin cesareti. Onunla saldırıya geçiyorlar. E olmuyor işte o zaman. Ve insan üzülüyor ya bu çığ. Kardeşim yani bunların bilimsel olarak var, bu veriler var. Oradaki e, uzmanların söylemiş olması gerekiyor. Burada çığ tehlikesi devam ediyor. O halde 200 kişiyle gidip fedakarca çalışıyorum derken 33 kişi daha kaybediyorsun. Şimdi işte söylediğimin en başına geldik mi? Bir tane kahraman, bir fedakar tam alkışlanırken 33 ölü daha. E bu, bu kadar kayba bizim şeyimiz yok, takatımız yok. Olmamalı. Bu arada görüntüleri de izliyoruz. yani şunu söyleyeyim ama oradaki bu insanlar hak eden olağanüstü bir eforla çalışıyorlar. Ama işte bunu planlı programla yapmadığınız zaman, bunun eğitimini öne almadığınız zaman, bilimin değerine önem vermediğiniz zaman bütün bu fedakarlıklar, insanların kendilerini bu kadar paralamaları 5 kuruşluk bir değer sağlamıyor. Hadi şimdi nasıl getireceksiniz? Vatanı görevini yapmaya giden asker kar altında kalıyor. Neden? Tam böyle tezkeresini alacak. Oh, yeri de iyi. Terör yok oralarda. Bir şey de olmuyor derken işte böyle. Yani bizde insan hayatı mı çok ucuz? Nedir anlamıyorum ki. Bu hayatlar üzerine de böyle iktidar oyunlar oynuyor gibi geliyor bana. Yani işte bak bir anda efendim e, Suriye'de onca şehit verdikten sonra bakıyorum efendim Rusya fevkalade e, şeyler çok güzel hemen bak diplomasi. Tamam da abi o 8 canı nasıl getireceksiniz ya? Bunun yani bunu konuşmayacak mıyız biz? Rusya ile derhal Tayyip Erdoğan müthiş bir diplomatik şey, bir şeyle hem Rusya ile hem Amerika ile arayı düzeltti. Şimdi bir tek Esad Esad'ın üzerine de filan. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Bu kadar ucuz değil. İnsan hayatları üzerine siyaset yapılamaz. Yapılmamalı. Ama buna da insanların isyan etmesi lazım. E abi ülkenin yarısı vur vur kır, vur kır hadi yürü yürü, yürü diye destek veriyor. Şu gazetelere bakıyorsun, bu yandaş yalakalara bakıyorsun, eller tetikte her an gelebiliriz, yaşasın. Hadi git o zaman. Yapamıyorsun da, onu da beceremiyorsun çünkü öyle bir gücün yok. Sadece bağırıyorsun, çağırıyorsun, ölen ölmüş oluyor. Ailelere de diyorsun ki abi senin çocuk şehit oldu. Ah 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 ne mutlusun sen şehit babasısın, şehit annesisin falan. Adam bir kafayı kaldırıp da sen de şehit annesi ol versene diyeceksin. Evet şimdi gelelim. Haberlere de bakarak gelelim. Şimdi Başbuğ Bombası diye bir haber var. Pek çok gazetede de var. Ee, şeylerde de var tabi. Ee, başbuğa. Neyse geldikçe şey dur şimdi. Bir dakika burası kalabalık. Genelde tabi şeyler fazla onu öne çıkarmamışlar hep Suriye çünkü orada daha şey var yani başbuğa şey yapmamışlar daha çok hani Suriye çekir vururuz mahvederiz canını okuruz. sen kimsin sen bizi biliyor musun sabrımızı taşırma filan yani bilmiyorum mesela Suriyeli asker öldürdük diyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Nereden sayıyorlar? Yani kim açıklıyor? Rusya bir şey yok diyor yani bir kayıp yok diyor Suriye'den bizim öyle bir şey kaybımız yok açıklamaları var. Yani şu kadar askerimiz öldü falan demiyorlar. Ya da şehit oldu diye. Ha doğru tabi bu arada da mesela Suriye askeri de Müslüman. E bizim asker de büyük ihtimalle Müslüman değil mi yani? Hani şey olarak hani aralarında olmayan olabilir ama yani işte ordudaki bu bütün askerlerimiz Müslüman. Şimdi Müslüman Müslüman'ı öldürdü. Sonuçta iki taraf eğer yani biz de 46 kişi öldürdülerse bizimkiler de, de 8'de bizim şehidimiz var diyoruz. Şimdi Suriyeli askerler şehit mi değil mi? O da Müslüman çünkü. O da ülkesi için savaşıyor aslında. Yani Suriye askerini ne olarak göreceğiz biz şimdi? Yani düşman. Tamam. Peki ne diyeceğiz ona? O da ölüyor. Alan. Neyse. Şimdi bir şeye gelelim. Bu dün e, grup toplantısını AKP dün yaptı. Burada bir başbu bombası şeyi var. Önce o isterseniz oradan bir girelim. E, evet Erdoğan'ın başbuğla ilgili açıklamaları var. Başbuğ kim? İlker Başbuğ. Eski Genelkurmay Başkanı. Hani bütün ordunun patronu iken silahlı terör örgütü kurdu diye. Yani ordu da elinde belki nükleer silahı bile olan bir Genelkurmay Başkanı. E, terör örgütü kurdu diye içeri attılar biliyorsunuz. Üç yılda hapis yatırdılar. Tayyip Erdoğan ya ben hiç istemiyordum falan dedi mesela. Şimdi tam düşman vaziyette ama. Ay ya ben ona bilmem ne yapmıştım diyor. daha ya çok enteresan bir durum. Yani e, <laughs> meclisi diyor ki dava açın diyor. İşte dokunulmazlığınıza bilmem ne oluyor, haysiyetiniz gitti bilmem ne filan. Ya affedersiniz ama parlamento var mı? Yani şu anda çıkan kanun sayısına baktığınız zaman, bak bunu söyleyeceğim şimdi size. Parlamento yok, şey çıkarıyor. Nerede ya? Heh, burada var. Yeni rejim 19 ayında yasama faaliyetlerinde meclis niceliksel olarak Cumhurbaşkanlığı'nın gölgesinde kaldı. <laughs> Mecliste yasalaşan 57 teklifte 1046 madde var. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 55 kararnamedeki ise <laughs> kanun madde sayısı 2064. Meclise kalanların hepsi dandik yani işte hani ben şimdi ya yavaş yavaş uğraşın çıkarın dedikleri yani hani efendim kanun kanun tabii yani kanunla söyleyecek lafımız yok ama hani böyle ya onunla da siz uğraşın acelesi yok yavaş yavaş çıkarın işte siz de hiç olmazsa çalışın maaş alıyorlar. Yani parlamentonun da şeyi öyle bir durumu var tabii yani herhalde oturuyorlar olan para alıyoruz buradan şimdi yarın öbür gün birisi ne iş yaptınız falan derse şu ortaya bir şey koy Abi bak bu kadar kanun. Abi yani senin çıkardığın kanundan daha fazlasını Cumhurbaşkanı kararname olarak çıkarmış zaten. Sen 57 kanun çıkarmışsın. Cumhurbaşkanı 55 kararname yayınlamış. Bu 55 kararnamede 1046 kanun iki pardon 2000 kaç 2064 kanun maddesi var bunun içinde. Senin çıkardığın 57 kanunda ise 1046 madde değişmiş ya da yenisi gelmiş. Şimdi diyorsun ki meclise bunu yapmış. Şimdi buradan ne umuyor onu anlamadım ben. Bir de Bak bir şey söyleyeceğim. Bu darbe lafları başladığı zaman ben hep huylanırım. E benim darbe isteyenler, vesayet isteyenler. Abi kimse darbe istemiyor, kimse vesayet istemiyor. Yani ben şeyi anlayamıyorum. Mesela CHP, solcular, sosyalistler, komünistler falan ne derseniz gidin. Yani solun böyle bütün renkleri bugünkü AKP zihniyeti tarafından ve daha sonra soldan çark edip de AKP'nin hizmetine giren ahmaklar ya da alçaklar sayesinde Böyle bir şey haline geldi. Darbeci yani solcu dediyorsan, CHP'li diyorsan bunlar askeri vesayet ister. ve bir onlar adına çalışır falan. Şimdi tekrar başladı. Şimdi en çok darbe, darbe yapılacak. Ulan darbe geliyor. Darbeyi önlüyoruz. Genelkurmay Başkanı'nı bile atalım, içeri atalım dediler. Şişman bir savcı buldular. Kansız bir savcı buldular. Çeçen bir savcı buldular. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Sonunda bu adamlar darbeye kalkıştı biliyorsunuz ve insanların ölümüne neden oldular. Halka ateş açtılar, meclisi bombaladılar. Kim? Darbe, vesayet, darbe, vesayet. Bunlar darbeci diyenler. Onun için huylanıyorum ben. Şimdi durup dururken, efendim darbe, vesayet bilmem ne isteyenler çok... Kim istiyor kardeşim? Allah aşkına. Bana Türkiye'de bir tane aklı başında adam gösterin. Ya da aklı başında değil de ulu orta darbe diyen bana bir tane adam söyleyin. Yok, olur mu ya? Aptal mı ya bu millet? Niye darbe istesin? Niye vesayet istesin? Yani ben burada yaşıyorum. Ha vesayetin şu anda feriştahı var. Saray vesayeti var. O zaman öyle öyle, öyle Çünkü her şey o karar veriyor. Bak konuşan yok. AKP'de Ömer Çelik isimli bir şahıs var biliyorsunuz. <laughs> Adana milletvekili partiye sözcü yapmışlar. O konuşmasa AKP'den laf duymuyoruz ya. O da artık ayda bir konuşuyor işte. Önce gün konuştu. İşte aynı şeyi demek ki hazırlık yapıyormuş. bu baş bu bunu nasıl söyler falan filan. <laughs> Konuşmuyorlar bile. Bitti. Bak konuşan Milli Savunma Bakanı var. İçişleri Bakanı var. <laughs> şimdi deprem oldu diye bir çevre bakanı diye bir çocuk var işte o gidiyor böyle eskiden ev yıkmakla şeydi. Şimdi ev yapıyorum numarası yapıyor. O kadar bak konuşabilen yok. <laughs> Neden? çünkü artık saray vesayeti var. Her şey oradan kararlaştırılıyor. Üç tane danışman adını bildiğimiz. Onlar konuşuyorlar. İşte biri İbrahim Kalın. Bir tanesi Fahrettin şey. Bir tane de kim vardı ya? Biri daha var. Yani ara sıra adını duyuyoruz. Ama esas iki konuşan var. Fahrettin Altın'la İbrahim Kalın. Onlar mesela kendini Amerikan Başkanı'nın karşıtı. Beyaz Saray. O. Beyaz Saray gibi görüyor. Beyaz Saray'ın şeyi başkandan sonraki organizatörü kimse İbrahim Kadın o. E i̇şte Beyaz Saray sözcüsü olan şey bir kadın mıydı o da? Onun yerinde de bu Fahrettin altın var. O konuşuyor. O kadar. Onun dışında AKP'den duyuyor musunuz? Tanıdığınız AKP'li milletvekili var mı? Son zamanlarda o bir çıkış yapmış ama mantıklı yani hani partisi aleyhine ya da böyle abuk sabuk demiyorum. Hani bir siyasi olarak falan yok bitti. Artık herkes bakıyor. Yapsınlar biz de uyalım. Yapsınlar bugün gönder. Çok güzel. Bugün nerede gördüm ya daha gelecek. CHP'liler mi söylemiş? İki kere iki diyor dört yerine dört buçuk dese diyor Tayyip Erdoğan. Bunlar diyor kalkarlar Tayyip Erdoğan nihayet bilimsel gerçeği ortaya koydu diye yayın yaparlar diyor. Bizde miydi ya? Nerede gördüm? Ya bu neredeydi ya ben çocuklar gördük bir yere. İki kere iki dört buçuk yapar derse beş yapar derse diyor. İnanır falan filan. Yani şeyimiz bu. Bakalım. Ee, sonuç baş bir olayından ne umduklarını ben çözmüş değilim. Yani başbuğa niye bu kadar tepki gösterdiniz? Bir de niye bu kadar çok e, gerçek dışı bilgiler veriliyor? Mesela o bir, bir askeri mahkemelerle ilgili bütün partiler 11 yıl önce anlaşmıştı. Şimdi böyle bir şey olmadı. Kaç kere anlatacağız? Efendim bu şu demek değil. Yani Medeni ülkelerde olduğu gibi bizde de asker ayrı sakın kimse dokunamaz, yargılayamaz, sivil yargı falan da değilim. Ama niye doğru olmayan beyanlarda bulunuyorsunuz? Ya yani 14 parti anlaştı. Anlaşmadı güzelim. Anlaşmadığı gibi AKP'den oy verenler neye oy verdiklerini bilmiyorlardı. Bir prosedür dendi o gece. Çok iyi hatırlıyorum çünkü ertesi gün nasıl kulaklarımıza üflendiğini hatırlıyorum. Telefonlar açıldı ya görmüyor musunuz? Dün akşam bilmem ne paşalar burada toplantı yapıyor ama bak bak suratlarına bak farkında değiller diye. Çünkü hakikaten AKP'liler bilmiyor. Sadece o cemaatçi oldukları bilinen AKP milletvekillerinin hazırladığı bir önerge bu. Büyük bir ihtimalle Tayyip Erdoğan'ın da haberi yok belki. Yani nasıl olsa karşı çıkmaz diye. Gece yarısı ve AKP milletvekilleri ertesi günler çıkan gazetelere bakın kardeşim. Orada zaten söylüyorlar. Yani diyorlar ki biz bunu bir formalite düzeltmesi. Bir gün efendim bir tek virgül değişti diyorlar. Ya o değil buraya aldık virgülü falan. Hani bu maddenin düzenlenmesi diye. Ve gece 1'de 2'de bu. Öyle üzerinde tartışma falan yok. Ve ertesi gün CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bu yanlış bir uygulamadır diye. Yani bakın siviller sivil mahkemede yargılansınna itiraz edilmez ya da belki o laf çok böyle daha hoş geldiği için dur şimdi yani ne demek askeri sivillerin üstü gibi mi göreceğiz falan diyen bir sürü insan var. Tamam öyle demeyelim ama bu madde böyle olmaz. Böyle olursa yarın öbür gün sorun yaşarız diye Anayasa Mahkemesi'ne bile gitti. Ee, devam edelim haberlerimize. Ee sabah başlarken de söylediğim gibi maalesef iki acaba acı haberle açtık. Tabii çok daha büyüğü çığ faciası. <laughs> Toplam 38 yurttaşımız çığ altında kalarak can verdi. Bu arada çok daha büyük belki olabilecek bir faciadan da kıl payı kurtulduk. Yani maalesef tabii orada da ölüm var dün akşam itibariyle. Hiç can kaybı yok diyorduk ama maalesef 3 can kaybı var. Bir uçağımız e, Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş sırasında e, ters rüzgar nedeniyle olduğu söylenen bir e, kazaya uğradı. <laughs> 177 yolcu yaralanırken 3 kişi de maalesef e, hayatını kaybetti. Şimdi gazeteler tabii genelde bu haberlerle. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi acı üstüne acı diye e, vermiş. Van'daki iki çığ felaketinde 38 kişi yaşamını yitirdi diyor. Kar altında saatler geçti. 75 kişi yaralı kurtarıldı diyor. Bir öbür tarafta da uçak üçe bölündü. bölündü Bir ölü diyor ama üç oldu o. Ee, Tabi gece bastığı saatle e, ilgili. Şimdi e, Erdoğan siyasi ayağı işaret eden başbuğu hedef aldı diye manşette kenarda bir haber. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da askerlerin FETÖ'cülerin denetimindeki özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önüne açan öneriye ilişkin bu maddeyi kim önerdiyse siyasi ayak odur diye yani eski Genelkurmay Başkanı başbuğu hedef aldı. Erdoğan yasaya ilişkin açıklamayı TBMM'ye saldırı olarak niteledi. Evet orada boru demişti. E, zaten boruya dönüş yaptı diyor. Tabii gene Türkçe hatası var. Dönüş yaptı diyor böyle yani gidiş yaptı geliş yaptı. Bu make İngilizceden çevirme bunlar İngilizce bilen arkadaşlar yapıyor bunu. Meyki tam Türkiye'ye çeviriyorlar. Dönüş yapmak, gidiş yapmak. Duş almak mesela. Bizde banyo yapmak vardır. Duş alınmaz. Kaç para diyeceksin mesela? Duş aldı. Allah Allah kaça? Böyle mi konuşacağız yani? Bizde banyo yapılır ya da duş yapılır. Sağı al diyor mesela. Tarif ediyor yol sarfı diyor. Sağı al diyor. Sağa döndür o. Sağdan gittir. Soldan git. Sola dön. Geri dön. U dönüşü yap. Geri dönüş yap. Olmaz. Geri dön. Şimdi burada da böyle. 11 yıl sonra boruya dönüş yaptı. Boruya döndü. Ya da Erdoğan'ın 11 yıl sonra boruya dönüşü. Yani dönüş yaptı kadar. Yanlış bir Türkçe yok ama işte maalesef kahvemiz bitti, çayımız geldi. Şimdi burada ne diyor şey ee, Barış Terkoğlu. İkinci boru vakasının amacı diyor. Konu siyasi ayak olunca ya 17-25 Aralık miladı ya da kandırıldık savunması her şeyin önünde kondu. Öyle görünüyor ki ikinci boru vakasında birileri FETÖ'nün siyasi ayağını saklamak için çırpınıyor. Barış'cığım siyasi ayağı değil canım kardeşim. Siyasi başı saklamak istiyorlar. Ayak belli. Ayak belli işte ya. Metin, bütün, bütün AKP. Baş lazım bize. Hangisi? Bu işin başı kim? Ha, bir tanesi tamam. Cemaat'ın meczup lideri. Evet, oturuyor. O Amerika'da. O Amerika'da CIA'nin ve kiliselerin himayesinde. Yani tuhaf bir durum ama. Orada Fethullah Gülen ve ekibinin koruyucusu, hamisi CIA ile kiliseler. Dinlerin kardeşliği filan numaraları var ya şimdi hani böyle efendim biz çok hoşgörülüyüz her dine karşı filan. Yani yok böyle bir şey ama işte Türkiye'de maalesef böyle oluyor. Nedense bütün söylemlere rağmen efendim o da var, o da var filan diye. Bunu ben söylediğim zaman bir türlü anlamak istemeyenler var. Ya kardeşim yani efendim Kur'an'da da var diyor Hristiyanlık. Doğru. Yahudilik de var. Bu doğru. Ama var diye devam etsin demiyor. Var diyor. Bizden önce bu vardı. Kitabı onlara gönderdik. Şimdi bu kitap geldi. Yani hep sorduğum soru şu. Yanına mı yerine mi? Bana bunu ilahiyatçılar tam cevap veremiyor biliyor musunuz? Hıkmık ediyorlar. Çünkü niye? E resmi görüş şey benim dinler arası hoşgörü Fethullah Gülen'in icadı biliyorsunuz yani cemaatin icadı. Çünkü neden Amerika'da kiliseden destek almak lazım? Vatikan'dan destek alması lazım? Yahudi dünyasından destek alması lazım. Onun için üç din numarası yapıyorlar. Yok böyle bir şey aslında. Hay, benim Hristiyan yok mu? Var. Ama senin inancına göre, İslam inancına göre, onların yerine Kur'an geldi. Yanına gelmedi ki. Onlar bitti diyor. Anlatıyor da. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor bunları. Ha burada ayıp bir şey yok. E Kur'an'da yok hepsini yok ederim. Öyle bir şey yok şu anda. Ama bana şu numarayı yapma. Yani e işte kilise, havra, cami yan yana ay ne kadar hoş görülüyor falan yok böyle bir şey. Dinen yok. Sosyolojik olarak var. Bak. Ama bunu dinen ve bunu şey gibi anlatmıyorlarmış. İşte o zaman çok gülüyorum ben. Yani sanki bizim engin hoşgörümüz. Abi Engin hoşgörü ise Avrupa'da çok daha şey yani katı katolik ülkelerde camiler var, havralar var falan filan. Ya yani bunu sosyolojik olarak bak, din olarak baktığın zaman yanılırsın. İşte neyse. Nereden nereye geliyoruz şimdi gene? Lafı fazla dağıtmayalım. FETÖ'den geldik evet. Tabii FETÖ'nün siyasi ayak, siyasi ayak. Ayak lafından ben sıkıldım. Baş istiyorum abi artık. Gövde istiyorum. Kollar bacaklar istiyorum. İlle bir ayak tutturduk. Ayak, ayak, ayak. Kokuyor ayaklar. Geç. Efendim tek adamlık meclisi eritti biraz önce söyledim. Şimdi gelelim bir konuyu bir değiştirelim. Bir de yurt dışına çıkalım. Amerika. Efendim Amerika'da uzunca süren bir mücadele dün gece itibariyle sonuçlandı. Bizim gazetelerimize henüz yansıyamadı. Neden? Çünkü e, oylamalar yapıldığında gazetelerimiz basılmıştı. Efendim. Trump'ın azil oylaması yapıldı dün akşam ve Trump kurtuldu. Şimdi bizim şey gibi düşünürseniz, çünkü bazı yerlerde gördüm sitelerde, 17-25 gibi düşünürseniz Trump aklandı. Hani mecliste talimat verdiler ya, bütün bu arkadaşları aklayacaksınız emirdir. Bütün AKP'liler de emrin olur reis ayıp ediyorsun istedikleri kadar çalsınlar mühim değil dediler ve herkese akladılar. Ha, Aynı şeyi şimdi Amerika'da da söylüyorlar. Aklında yani bizimkiler söylüyor. Amerikalılar hiç öyle bir şey demiyorlar. Amerika'da kurtuldu diyor. Trump kurtuldu. Neden? Çünkü bakın oylama sonucu 52 cumhuriyetçi Trump suçsuzdur diyor. 48 demokrat şey diyor. Ee, pardon, 47 demokrat ee, suçludur diyor. Bir cumhuriyetçi de suçludur. Diyor. Şimdi. Bilgilere baktığımız zaman şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz. Yani benim başından beri zaten e, Trump'ın azledilme ihtimalinin az olduğunu size söylüyordum. Niye? Öyle ya da böyle Amerika'da da şeyler geçerli yani partiler geçerli. Bizdeki gibi belki lider sultası falan yok ama e, sonuçta e, Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı e, Trump. Benim Cumhuriyetçiler de sevmiyor. Kardeşim sevmiyor farklı. Sevmiyordur, kızıyordur, uygulamalarını beğenmiyordur falan ama iş... Oylamaya geldiği zaman o zaman öne geçiyor. Bir bu, iki Amerikan tarihinde azledilen bir iki tane galiba cumhurbaşkanı var. Bu üçüncü oluyordu. Şimdi Amerikalılar bir de şöyle bakıyorlar olaya Kendi demokrasilerine, parlamenter sistemlerine, kendi hukuklarına o kadar saygılılar ve o kadar bağlılar ki, bunu kullanarak bile olsa Amerikan devletinin itibarını sarsıcı bir şey olmasın istiyorlar. Yani bir başkan azledilmesin. Halk cezalandırsın. Olabildiğince yapabildikleri kadar. Ama mesela Nixon da tutmadı, istifa etti. O da bak azledilmedi. Oraya doğru gidiyordu. Sonunda Nixon baskılara dayanamadı, istifa etti. Aynı şey Clinton'un başına geldi. Ama mesela Clinton da hani bir cinsel şey vardı. Orada yalan söyledi diye çok öfkelendiler. Ama ...sonuçta o aşamaya gelmedi, azledilmedi. Yani Amerika diyor ki... Ya ...arkadaş biz çok müthiş bir sistem kurduk... ...şimdi üç tane aptal adam yüzünden... ...ya da bir şey sömüren adam yüzünden... ...sistemi zarara sokacak bir şey yapmayalım. Buna rağmen... ...Demokrat Parti tümüyle... ...diyor ki Trump suçludur... ...Cumhuriyetçi Parti de... ...bir fiyle ...ve ilk defa olmuş bu kendi partisi aleyhine. Çünkü ben şunu söylüyordum... ...yani denge şeyin lehine... Cumhuriyetçiler. Ama Amerika'da bir kesim daha demokrat, özgürlükçü insanlar ya da daha iyi niyetli insanlar ya gerçeği herkes görecektir. Yani buradaki şeyi örtmeyecektir diye. Yayınlardan söylüyorum ben de bunu ve bana gelen bilgilerden. Ama işte parti durumu ya da işte Amerika'nın genel itibarı gibi bir duygu şu anda Trump'ı kurtarmış durumda. Ha kurtardı ne oldu diyeceksiniz. Büyük ihtimalle seçimleri gene kazanacak. Çünkü e, yeni trend böyle toplumların bazını düşürüyorsunuz. Bazı düşük adamları da öne çıkarıyorsunuz. Ve o bazı düşük toplumlar bazı düşük adamları seçiyorlar artık. Yeni trend bu. Çünkü bu daha işe geliyor. Geri kalan işleri halletmek çok kolay oluyor. Böyle çılgın adamlar geldi diyorsun. Dünyadaki insanları böyle oyalıyorsun mesela. Diyor ki efendim diyor şu anda dünyada güçlü liderler dönemi diyor. Görüyorsunuz diyor işte Amerika'da Trump var. Rusya'da Putin var. Efendim işte Brexit'ten çıktı şey Avrupa Birliği'nden çıkan bir İngiltere, Çin şeyi, Tayyip Erdoğan Türkiye'de filan böyle toplumları böyle oyalıyorlar, kandırıyorlar. O zavallı insanlar da sadece Türkiye değil bütün dünyada. Amerika'da da böyle. Amerika'nın bazı düşük kesimi abi bütün dünyaya helal olsun be tek başımıza diz çöktürüyoruz falan diyor. Gidiyorsun Rusya, Rusya'daki halk onun da bazı düşürülmüş. Başka bir adam. Ha bazı düşürülmüş, bazı düşük lider der mesela Trump. Şey olarak bakmayın efendim adam çok kaliteli, 3 üniversite bitirmiş, 5 lisan biliyor falan öyle değil. Yöntemler olarak. Yöntemler olarak düşük bazlı insanlara hitap ediyorlar. Onlara bütün siyaseti onun üzerinden yapıyor ve kazanıyor. Ve bu arada o kesiminde sayısını arttıracak önlemler alıyorlar. Nedir mesela? Türkiye'de yoksullaştırıyorlar. Yoksullaştıkça bağımlılık artıyor. Çünkü yoksullaşan adam giderek kafasında tek şey var. Bugün nasıl yaşayacağım? Bugün karnım nasıl doyacak? İnsanları o hale getirdiğiniz zaman ona ekmek veren herkes onun için artık kutsal hale geliyor. Rusya'da da benzerini yapıyorlar. Amerika ne yapıyor? Amerika Aynı şeyi yapıyorlar. Bakın Amerika'da da belli bir gelir grubunun altında olanlara müthiş destekler veriyor. Bu arada zenginlere yönelik hamlesi var şeyin Trump'ın ve o alt kitlede bu çok hoşa gidiyor. Helal olsun diyor. Bir de dış dünyada da ne olduğunu anlamasa bile orada bunu yaptık, burada bunu yaptık, burada bunu diz çöktürdük diye. Bakmayın yani aynı kampanyalar Amerika'da da var. Öyle şey değil yani sadece Robert De Niro çıkıp da tak dedik de bu demiyor yani. Onun da destekleri var ya da onun da kampanyalar sürüyor. Yani iki taraflı gidiyor. Bir tarafta ama diyorsun ki Amerika şey, ve Trump'ın son konuşması da işte bu şeyden sonra bütün dünyada Amerika'nın gücünü gösterdik. İşte bize karşı uygulanan efendim şeyde de böylelikle fos çıkmış oldu falan diyor. Ama dünyanın şu anki trendi bu. Bundan herkes memnun aslında. Çünkü niye? Bir, çok kötü bir şey olursa abi işte çılgın bir başkan var oluyor. İki, her ülke aslında yapmak istedikleri bazı şeyleri daha önce diplomatik nedenlerle nitelikli oldukları için demokrasi uğruna, hukuk uğruna falan yapmıyordu. Yapamıyordu. Şimdi, abi valla aslında şey ama işte adam da çılgın ya. Deli. Oraya geliyor iş. Ben yani Rusya'nın başında abi müthiş deli bir adam var. Yani baş edemiyoruz. Ha, buyurun. Halbuki herkes baş ediyor. İşler çok tıkırında. Bakın şu anda dünyada mesela ekonomik kriz yok. Para sıkıntısı yok. Zenginlerin ağlaşması yok. Zenginler derken şey olarak bakmayın. Hani o şey edebiyatı var ya. Efendim işte altı buçuk milyar insan böyle ama 2000 tanesi servetin şeyi falan. Şimdi o farklı bir şey. Biz de oradan para alıyoruz yani. Bakma. Sonuçta biz de burada bir maaş alıyorsak işte o 2000 bilmem kaç kişinin elindeki servetten pay almaya çalışıyoruz işi karıştırırsan iş oraya gidiyor. Çünkü sonuçta benim serbest sahibi olmam mümkün değil ki yani işte belli bir yerde çalışacaksın. Emeğinin karşılığı para alacaksın. Yani onun için benim elimdeki para ya da işte varsa bir mal varlığım o dünyadaki 2000 kişiyle kıyaslanmıyor. O başka tür hesaplar. Onların hakim oldukları. Ama onlara bakıyorsun hiçbirinin şikayeti yok. Yani bakıyorsun abi bizim dünyanın en zengin adamı diyor Jeff Bezos değil mi? Washington Post'un sahibi, Amazon'un sahibi adamlar gündeme neyle geliyorlar? Efendim bir tane güzellimsi bir karısı var bunun böyle botokstan ve şeyden estetik tezgahlarından geçe geçe böyle kadın tanınmaz bir hale gelmiş bir kadın. Acayip kıyafetler bilmem ne. Efendim o ayrılırken ona 10 on milyon, 100 milyon dolar filan. Gündeme böyle geliyorlar adamların tuzu kuru. Yani dünyadaki bu, sıkıntı yok kimsenin. E o zaman Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan olursa çok güzel. Amerika'da Trump gibi bir abi harika. İşte Çin'de böyle bir adam. Adı komünist ama azgın kapitalizmi kaldırıldır. Yani komünist mantığıyla ve disipliniyle azgın bir kapitalizmi yönetiyor. Bak Çin müthiş. Adamlar hala komünist. Hala komünist parti şeyleri yapıyor. Ve bütün uygulamalar kendi halkına karşı, çalışanına karşı komünist uygulama. Abi hepiniz eşitsiniz daha ne istiyorsunuz diyor. Öbür tarafta da azgın komünizm. Yani anca işte bu böyle çılgın abi, çok çılgın be. E gidiyorsun efendim bilmem Hindistan'daki şey, Pakistan'daki öyle. Yeni dönem böyle gerekti. Ama bu arada bütün egemen güçler son derece rahat. Bak petrol şirketlerinin kavgası var mı? Enerji şirketlerinin kavgası var mı? Otomotiv şirketlerinin kavgası var mı? Yok. Niye? E rahatlar. Rahatlar birçok ülkede maalesef demokratik kurallar, hukuk kuralları filan bir şekilde daha cender altına alınmış. Bakma gene en iyisi Amerika. Avrupa ülkeleri gene kendi içlerinde hiç olmazsa hukuku demokrasiyi çalıştırmaya çalışıyorlar. Ama yani şey eksenler kaydı yani. Hitlerler başka yerde artık. Almanya'da değil. Frankolar İspanya'da değil de başka ülkelerde var artık. Durumumuz bu. Şimdi gelelim diğer önemli olaya. Şam'la resleşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için süre verdi. Esat yönetimi operasyona devam dedi. Ona da bir bakalım şimdi bizim burada ne vardı. Efendim yine bir Erdoğan görüşmesi şey yapacağım sizler için. Biraz Hiç inandırıcı gelmiyor buna mesela. S-400 süzelerim var. Ne yaptım mesela? Onu söylemiyorsun. Efendim Hisar, Birize. Bir de bu tümüyle yerli ve milli. Yok böyle bir şey. Ama işte inanıyor abi. İşte bak bütün dünyada bu böyle oldu. Bazı düşürülmüş toplumlara bunları empoze ediyorlar. Adam diyor abi diyor bir diyor silah. Yapmadın güzel kardeşim. Yok böyle bir şeyin senin. Alıyorsun. Oradan alıyorsun. Buradan alıyorsun. Tamam efendim. Hisar bir hisar iki. O zaman niye şehit verdin kardeşim? Evet mümkünse koyalım. Niye mümkünse koyuyoruz? Niye açıklıyorsunuz o zaman? Demek ki mümkün olmama ihtimali var. Bak mümkün olmama ihtimali olan bir şeyi niye açıklayıp da benim zavallı insanlarıma Allah yaptırıyorsun böyle? Ha? Sonra bir şeyi anlamıyorum. Yani yapmazsa biz bir dakika ya ne ne şeyi ne bizim savun bir şeyimiz ne dayandığımız ne? Senin orada başka bir ülkede top şeylerim var. Bakın hala bilgimiz yok. Bir tane fotoğraf görmedik gözlem noktası ne? Arkadaşlar çıkıyorlar böyle bir sürü aklı evvel herifler. Çıkıyorlar böyle ekranlara. Haritalar böyle kocaman paraları. Gani. akıyor bu kanallara. Böyle arkasında kocaman böyle bir harita. Onun önüne geçiyor böyle uzmanlar. Ellerinde sopalar filan. Güvenlik uzmanı. Ben çok biliyorum arkadaş. Bu noktalar. Orada böyle Türk bayrakları. Burada gözlem Abi şu gözlem noktalarını bana gösterin. Gözlem noktası dediğiniz nedir? Oradaki hangi çocuklar var? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Nerede yatıyorlar? Nerede kalkıyorlar? Bunlar şu anda esir mi? Bak esir mi diye soruyorum kardeşim. Dedikodular var. Bu çocuklar sağ ve esenlikler mi? Bilmiyoruz. Çünkü hiç kimse merak da etmiyor. Harita başında böyle yapıyor. Buradan M4'ü kestik ben. Kardeşim yani şimdi adamı söylettirmeyin lan orada işitli teröristler var. Başka bir şey yok. Şimdi onlarla beraber Türkiye sınırına yığdırmaya çalışıyorsun. Arada bunlar belki kaçıp kurtulacaklar. Bütün meselemiz bu mu yani? Ya Allah aşkına ya. Ben oradaki çocukların ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorum kardeşim. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. İstersen kimlik numaranı da vereyim. Resmen başvuruyorum şu anda. Bana oradaki çocukların genelkurmay başkanı kimse o zat öyle şapkayla ben bakın efendim ne kadar güzel oldu filan diye şey yapacağına bak yeni kıyafetimiz sayın cumhurbaşkanım güzel olmuş mu şeker olmuş muyum diyeceğine bana anlat kardeşim. Daha bir taneniz geçemediniz be. Madem savaşıyorsun atla git abicim. Savaşta en öne gitsene bakayım. Yok böyle bir numara. Ayıp ya. Ayıp. Hakikaten ayıp ama ya. Yok onu yapacağız, bunu yapacağız. Yap o zaman. Ne duruyoruz? Bak cuma geliyor. Yarın cuma. Sabah buraya abdesti geleceğim ki Şam'a gideceğiz ya. Bakalım yarın gidebiliyor muyuz? Ya gidelim hadi. Senden önce gitti Putin. Bu adam hiç Müslüman diye bir şey değil. Abdest abdest almadan gitti şeyeme bir camiye. Biz hala gideceğiz, bekliyoruz. Ha ne derdimiz de? Ben derdim şu kardeşim, çocuklarım bin tane askerim var benim en az. O artık sıkıldım. Bu vatanı çok sevdiğini söyleyen ya da o uzmanlar böyle. Abi nefret eder hale geldik ya. Harita böyle. Buradan yolu böyle kestik. M4 karayolunu kestiğimiz zaman terörün bilmem ne Hangi terör lan? Hangi terör? Sana ne zararı var şu anda? Kim ne terör yapıyor sana? Anlat diyorum. Bilemiyoruz. Niye? Ee, bir dakika. İdlib göz, gözlem noktaları. Sadat ile kurulmuş. Aa dün akşam Mehmet Ali Güller buradaydı değil mi? Evet. İdlib'deki gözlem noktalarına TSK'nın İHA'larla yapılabilir diye karşı çıktı. Ancak saraydaki Sadat ekibinin Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor. Türkiye'ye gelen ABD'li komutan Voltaire's de Suriye'nin kuzeyi için yeni plan öğrenmiş, önermiş. Evet yani denmiş ki gözlem noktası kurup da şey yapacağız. İHA'larla bakalım görelim. Yani gözlemimizi öyle yapalım. Niye adam gönderiyoruz? Sadat diyor ki hayır gönderelim ve gidiyorlar. Şimdi bu çocuklarla ilgili en ufak bir bilgi yok. Neyse. Efendim Beyaz Facia demiş Hürriyet şeysi de gazetesi. Pisten çıktı Üçe bölündü burada da var. Erdoğan'ın danışmanı da çığın altında kaldı. Bak ne kadar fedakarlar görüyorsun değil mi? Yani Erdoğan'ın danışmanı ama abi o kadar memleket severler, o kadar yürekleri böyle sevgi dolu, o kadar yardım severler ki çığa koşmuş, altında kalmış. Bak onu kurtarmışlar ama helal olsun. Kurtulsun tabii. Efendim ay sonuna kadar Esad'a süre. Halbuki bak Esad diyorsunuz çocuklar. Cumhurbaşkanı olarak çok sevdiğini saydığınız Sayın Tayyip Erdoğan esad diyor. Esad demiyor, esad diyor. Ben şeyi merak ediyorum. Herkes kullanıyor ve CHP de kullanıyor. Abi bu CHP'nin bir tane dış işlerinden anlayan adamı var mı? Yani çok merak ettiğim için soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademesinde ya da sözcüm özcü durumunda dış politika uzmanı var mı? Bilmediğim için soruyorum. Rastlamadım da o bakımdan. Dış politikadan çakan. Şunu sormak istiyorum onlara da ondan. Rejim ne? Ya yani CHP'lere sormak istiyorum. CHP'nin eğer varsa ki ben henüz rastlamadım. Dış politikadan anlayan, dış politikada efendim işte bizi irşad eden biri var mı? Rastlamadım ama ola ki belki gizlemiştir kendini. Hani çocuklar orada duruyor öyle konuşma falan geliyor çünkü öyle bana hemen. Diyorlar ki o, sen öyle CHP falan değil mi? O duruyor kenarda duruyor çıkacak. Peki eğer öyle kenarda köşede kalmış bir dış politika uzmanı var ise rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ağız dolusu kullandığı rejim nedir? Efendim rejim. Rejim. Rejim ne? Bana bir CHP uzman var ise zannetmiyorum çünkü bilmiyorum. Yani hakikaten duymadım. Siz duydunuz mu? Cumhuriyet'e aa olur mu abi falan var o dış politikada müthiş filan dediğiniz biri var mı? Duymadım. Ama varsa buradan hasseten rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarla kullandığı rejim nedir? Yani hangi ülkeye karşı siz rejim diyorsunuz? Yani niye? işte onun için söylüyorum. Bir tane dış politika uzmanı olsa der ki oğlum aptal olmayalım der. Yani bu iktidarın sırf Esad düşmanlığı nedeniyle yarattığı bir deyim bu. Yani niye ben ona düşmanım? Suriye devleti demiyorum çünkü o terörist. O efendim işte halkını öldüren bir katil, cani, ahlaksız, şerefsiz, namussuz, diktatör diyor bizim iktidar. CHP ise elinde bir dıştan anlayan bilgisi olan bir tane bile adamı olmadığı için zannediyorum. O da rejim öyle zannediyor. Yani Suriye'ye rejim denir zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Suriye diye bir devlet var. Devletin de başı var. Efendim bu baş daha diktatör yapıdaymış. E tamam biliyoruz. İtiraz da yok. Efendim halkına karşı gerektiğinde zor ve şiddetle kullanıyormuş. Biliyoruz. Ona da bir şey demiyorum. Ama bu devletin adı Suriye. Rejim değil. Ama CHP farkında bile değil. Çünkü niye? Bir tane adamı yok içinde. Demiyor ki ya biz niye bunların kuyruğuna takılıyoruz? Bakın ne zamandır söylüyorum. İdlib'de ne oluyor? Bir tane CHP'linin hala aklına gelmedi kardeşim. Bırak iktidar ya. iktidar işte Türkiye'yi böyle götürdü. Yani o zaten kamyonun fre gazına bastı. Fren teşkilatını da çıkardılar devreden. Allah gidiyoruz. Onun için CHP'ye söylüyorum yani. Ulan bir dur bir şey yap. Gitti takoz ol. Yok be abi biz de kasadayız işte. Biz kasanın arka tarafındayız. Kamyon düşerse belki biz kurtuluruz. O zaman da kurtarıcı rolüne soyunuruz filan. Çok beklersin sen kardeşim. Bekle. Tek tıkla pompaya yasak geliyor. Ana. Hangi pompa bu? Pompalıya. Pardon. Hükümet pompalı tüfeklerin internetten satışını yasaklamaya. E tamam yeteri kadar alındı herhalde. Artık daha fazlası olmaz çünkü. Ha, bak ulan bak şimdi. Cinlik yapacağım. Neyse okuyayım da. Hükümet pompalı tüfeklerin internetten satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Çalışmalar devam ederken. Çalışmaları devam eden torba yasa. Teklif yasalaşırsa. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin online satışı ve reklamı yapılamayacak. Yasağa uymayanlara 50 bin lira ceza. Bak arkadaş bana kimse şey yapmasın. Ben AKP kafasını biliyorum. Bu zihniyeti artık öğrendik. Bunlar bütün adamlarını silahlandırmış belli. Şimdi muhalefette olanlar zannediyorum uyandılar. Ulan bunların hepsinin evinde pompalı tüfek var. Ya biz de koyalım evde bulunsun demeye başladılarsa tamam abi biz aldık gerisine yasak. Bana göre alınmış, satılmış olanları toplarım arkadaş. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu pompalı tüfek dediklerini bu AKP kafası 17 yıldır av tüfeğiymiş gibi satıyor evlere sokuyor. Bu dinci takımın hepsinin evinde bu pompalı tüfek var. Neden? Hangisi ava gidiyor kardeşim? Artık av kalmadı biliyor musunuz? Av kalmadı. Avcılık çok kısıtlandı. Belli zamanlarda işte belki kaz avlarsın, ördek avlarsın filan. Çünkü onların da artık çiftlikleri falan yapıldı çoğunun. Artık çıkıp da efendim bir tek belki domuz avı onu bile sınırladılar. Yani öyle canım istedi efendim domuz kötü hayvandır öldür yok öyle. O halde neden Türkiye'de milyonlarca av tüfeği adı altında pompalı pom tüfek satılıyor? ruhsat gerekli. Bak bir tabanca almanız için yani yivli silah dedikleri silahtan alabilmeniz için o ne prosedürü var biliyor musunuz? Ya vergi borcun yok diye bile kağıt alıyorsun. Bak vergi borcun yok. O kadar sıkı. Ruhsatlı silah almak. Silah almak ama. Ama bu pompalı. Efendim av tüfeği. Abi önce bir avcı şeyini görelim bakalım. Herkes mi avcı ya? Yani Türkiye'de 2 milyon avcı mı var? Onun için bana kalsa ben hepsini toplarım zaten. Bir dakika arkadaş. Ava, en son hava ne zaman çıktın ve nerede çıktın? Bana av çizmeni göster. Ha efendim zaman içinde hemen alırlar, temin ederler. O ne deprem çantaları var ya. Ya da şeyde deprem çantası daha şey. Arabalar fenli muayeneye giderken hani koyarlar ya böyle arkada. Ee, karayollarında bulunması zorunlu malzemeler var. Mesela bir sağlık seti olacak efendim reflektör olacak, çekme alatı olacak, kışınsa bilmem ne zincir olacak, arabada duracak bunlar. Ne olur, fenli muayeneye giderken abi çok şık böyle bir tane şey koyarlar. Bunu yaparlar ama bak, gene önüne geçerim. Bana ava gittiğine dair ve bu silahın avda en azından bir kere kullanıldığına dair belge getir, şey göster, kanıt göster. Hiç kimse. Peki niye satıyorsunuz kardeşim? Niye insanlara av silahı adı altında pompalı tüfekler, tabancalar satılıyor? Şimdi bu pompalı tüfekler iç savaş gibi bir şeyde çok işe yaramaz onu söyleyeyim. Yani çünkü ben gittim baktım sordum. ya yani bunlar sonuçta çok yakın mesafe. Yani buraya gelip de benim yüzüme doğrultursan öldürürsün. Tamam. Ama hani sokak çatışması yapalım. iç savaş falan hani korkular var ya böyle efendim işte girelim de oradan öyle bir şey yok. Bu çok yakın mesafeden belki. Bir de kuşları mışları işte böyle kaz ördek mördek ateş eder, saçma isabet ederse 5-6 tanesi birden şey oluyor. Yani pompalı tüfek o. Çok ses çıkarabiliyor bazıları. Bazıları çok sessiz. Bu namluya göre. Neden insanlar bunu aldı? Neden bu AKP kafası ve dinci kafa evinde hep pompalı tüfek tutuyor? Milyonlarca diyorum bakın size. Neden? Şimdi Abi tamam biz aldık başkası almasın diye mi yapıyorsunuz diye sorarım o zaman ben. Çünkü hakikaten çok kolaymış ya. Ben bir kere sordum çünkü abi dediler ki bir avcı belgesi al ama. Nasıl alıyoruz? İşte ya git onun şeyleri var. Hatta şey bile ve dağıtıyorlardı. Efendim e, pompalı tüfek almanız için gerekli yasal işlemleri yapıyoruz diye. 125 lira para veriyorsun. Adam senin adına gidiyor getiriyor. Abi buyur diyor bu avcı belgen. Avcı belgesiyle gidiyorsun bu işte silah satan yerlere. Hiç evet, Amerika'daki gibi veriyorsun. Aa çok güzel abicim buyurun. Hangisini istersiniz bu? 4500 liraya da var. 2000 liraya da var. Alıyorsun bir de böyle bayağı şeyler. O hani var ya saçma sapan adamlar hani kendilerini böyle kahraman hani öl de ölelim vur de vuralım filan kefenimizi giydik diyenler. Onların hepsi dandik. İşte bu şeyler. Onun için bir şey olmuyor. Hani böyle şeyde poz veriyorlar ya ne derler Facebook'ta Instagram'da böyle tüfekler. Bir yani onlar şey değil. Görüntü öyle. Sonuçta ne olabildiğin pompalı pom tüfek bunlar. dandik. Ama işte onlarla çıkıyor millet. O efendim görüyorsunuz bu silahlar nereden oğlum? Silah milat değil. Onlar gösterişle hepsi o. Var 4500 lira, 3500 lira. Gidin silah dükkanlarında var. Sarsılmaz var zaten Türkiye'de işte bir tane o var galiba. Yani İtalyanları da var ama git bak neler yapmışlar abi. Böyle bir alınca hepsi kendini Rambo zannediyor filan. Hepsini geçerim abi. Hava attım bilmem. Niçin bir ülkede 2-3 milyon insanın evine pompalı tüfek alması için özendirilir? Avcı olmadıkları halde neden bu kadar basit bir şekilde bu silahların alınması sağlanır? Ha, kötü şeyle, en iyi şeyle bakıyorum bak. En iyi bakışımla. Abi 3 tane AKP'li silahçı var onlara para kazandırmak derim ben. Hani en iyisi bu. Ama öbürü çok facia. Siz bu insanları böyle silahım da var havasına sokuyorsunuz ve işte böyle efendim sokağa dökülüyoruz dökül işte o şeyde hepsinin ellerinde vardı bu silahlar. O 15 Temmuz gecesi vardı. İşte o adam şey bile yaptı silahını al gel. Silah dediği bu işte. Hani silahını al gel. Yani neye dayanıyorsun? İşte bu silah. Neyse. Ee, harıları maske üretiyor diye bir haber var Konuyu biraz başka tarafa kaydıralım Efendim Avrupa'nın en büyük maske üreticisi Zonguldak'taki MFA Çin'den gelen siparişleri Karşılamak için 24 saat kesintisi Çalışıyor genel müdür Fatih Furtun Çinliler Akıl almaz rakamlar teklif ediyor dedi Vay be adamın Aklına gelir mi düşünsenize ya Böyle bir tane fabrika açmışsın Steril maske üretiyorsun. Ben mesela o maskeleri burada taktım gördüm biliyorsunuz. Vallahi bilmiyordum böyle burasında tel varmış onu böyle yapıyorsun. O zaman burnunu da koruyor filan. Neyse. Şimdi böyle bir şey yapıyorsun. Hani işte hani şans diye bir şey var. Bunu yapıyorsun. İşte buradaki eczanelere satıyorsun. Ve arada da başka ülkelerde de abi o iş çok şey yani tanesi zaten o 7 kuruş. O işe mi girelim falan diye. İşte Irak'taki yapmıyor, Suriye'deki yapmıyor, İran'daki yapmıyor. Onlara da satıyorsun. İşte Bulgaristan yapmıyor, ona da satıyorsun. Derken bir virüs patlaması Çin bir milyar kişi. Abi diyorlar ki 400 milyon tane şey lazım. 7 kuruştan. Ha, düşünsene. 7 kuruştan satıyorsun. 400 milyon tane istiyor herif senden. 400 milyon çarpı 7 kuruş bir hesabını yapın Şimdi Bana yaptırtmayın ben ben yere çuvallarım çünkü. Adam bir anda böyle abi yetişemez niye uğradığını şaşırırsın ya. Çalışın çocuklar çalışın. Hadi yaşadık. Valla bu da bir şey. Çünkü yapan yok. Adamın elinde hiç olmazsa o şey var yani. El becerisi var yani yapıyorlar malzeme orada filan. Şimdi öbürü yapana kadar bunlar bir dört düzü üretir. Valla bravo. Yani işte bu da bir şey. Bir işe giriyorsun. Abi senelerce hiçbir işe yaramıyor işte. Böyle bir şey patlıyor. Yani şu 15 Temmuz şey 15 Temmuz diyorum e, 99 depremi olmasaydı o böyle bir sürü adam vardı deprem çantası hazırlayan. Kimse yüzüne bile bakmazdı. da yani 99 depremine kadar hep deprem oluyor da e işte falan ama İstanbul'u or diye olunca bir anda o böyle içinde işte bir, bir el feneri, bir düdük, bir efendim bir battaniye, bir tane bilmem ne termos falan olan deprem çantaları bir anda milyonlarca satı verdi adam böyle. Anlatsa gidiyor. Gördün mü? Hani bana diyordun ki lan bu işe girme batarsın. Al sana. Deprem olmasa batmıştın ama işte ne yapalım? Geçelim efendim buradan. Sabah efendim. Şimdi biraz spor konuşalım isterseniz. Ondan tepeye koymuşlar. Aslan turu riske attı diyor. Neymiş? Süper Lig'de seri galibiyetlerle zirveye yaklaşan Galatasaray kupada yara aldı. Aslan Çeyrek final maçında Aytemiz Alanya'ya deplasmanda yenilip avantajı rakibine verdi. Deplasmanda elin niye 0-2 diyorsun o zaman? 2-0. Yani o taraftaysa başa kazananı yazacaksın. Neyse. Fenerbahçe yolu yarıladı diyor. O ne yapmış? Kanarya. Abi aslan, Kanarya, Kartal. Allah'ım yarabbim ne güzel. Eskiden bunlar benim için de önemliydi. Ama böyle bakıyorum. Efendim Kanarya Çeyrek final ilk ayağında ikinci lig ekibi Kırıklar Elini 3-0'la geçti. Aferin. Bak müthiş takım ha. Fener öyle demeyin. Evinde revanş için final kapısını açtı. 3-0 diyor. Şimdi bir dakika bir şeye bakacağım. Hay niye şimdi Aslan Kanarya bana şey oluyor? Şimdi Aslan kupada parçalı bulutlu diyor. Bakalım efendim. Abi takımlar yok. Kimle oynadı? Ha burada. Şimdi bakıyorum Galatasaray'a Evet, Jose Marafona, Öner Bulut, Georgias, ha pardon o şeymiş Alanya, Galatasaray'a bakıyorum o da öyle. Okan Küçük, Koçuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Markao, Martin Lines, Mariano, Yunus Belhanda, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Mario Lemina, Henry Onyekuru, Jesse Sekidika, Adem büyük. Alanya da farklı değil ha. Şimdi buradan 3 2-0 yenilmiş. Şimdi gelelim Fenerbahçe maçına bakalım. Ula. Abi Fenerbahçe maçı nerede? Ha. Şimdi Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Fenerbahçe dedi. Harun Tekin demiş. Mario Mauricio, Mauricio İslam, Murat Sağlam, Adil Rami, Cahil Son, Simon Falette, Deniz Türüş, Tolgay Aslan. Ha bak Türkleri oynatmış burada. Yoksa normalde bunlar oynamıyor. Goller Mevlüt, dakika 43-52 ve İbrahim. Aa golleri de Türkler atmış. Dün Fenerbahçe çok güzel abi. Helal olsun bak. 3 üç gol, 3'ü de Türkler atmış. Bir sürü de Türk oynatmış. Neden? Rakip 3. ligde oynuyor. Efendim biz de bari Türk futbolcuları oynatalım da yabancıları dinletelim, biraz dinlendirelim. demişler neyse. Dünya delirdi diyor. Ha bak bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Dün size söyleyeyim ya. Dün internet sayfasında sabah, bak şimdi uyanmışlar tabii. Ee, gene bak şey yapıyor. Adamın laflarını çarpıtıyorlar. Yani sanki bizim neyimize konuşuyor. Tam tersi. Libya'daki olanlardan utanıyorum diyor. Türkler hala asker gönderiyor diyor. Filan yani. Her neyse. Gelelim. Can kurtarırken şehit düştüler diyor. Van Bahçeseray'da çığ üstüne çığ acı üstüne acı. İlk çığda kayıp olan iki kişiyi kurtarma çalışması, ikinci çığ faciası yaşandı. Hani trajikomik olan bu. İki kişiyi kurtaralım derken 33 kişi kaybeden bir ülkeyiz ya. Yani zor bulunur bu. Ve söylüyorum bakın bu kalabalık işte burada da fotoğrafta görüyorsunuz değil mi? Ya bu kadar kalabalık demek ki bir koordinasyon eksikliği var. Bak aynı şekilde diyorum Sabiha Gökçen'deki kurtarmada da. Kardeşim dünyanın hiçbir yerinde yaralılar kan revan içinde otobüsle taşınmaz. Kazaya giden polis aracı hendeye düşüyor. Polisler yaralanıyor. Araba pert. Niye? E çünkü kimse yani işini yapmıyor. Protokollara uymuyorlar. Halbuki bunların dünyanın her tarafında bu bilinir. Yani işte medeni ülkeyle geri kalmış ülke farkı burada patlıyor. Normal zamanda her şey gayet güzel gidebilir. Çok güzel binalar yapıyor. Abi bir metro harika. Efendim bir şey çok güzel. Ne derler? Otoyollar yap, harika. Tüneller, mis gibi, gökdelenler, alışveriş. Tamam. Her şey normalken. Önemli olan kriz anında ne yaptığın. İşte kriz anında iki kişiyi kurtarmaya giderken 33 kayıp veriyorsun. İşte kriz anında yaralıları otobüste taşıyorsun. Yardıma giden ekipler kaza geçiriyorlar. Büyük bir kalabalık ve işi halledemiyorsun. Bilgi alamıyorsun. Mesela dün ben televizyonlarda bilmiyorum. Hepsini tabii seyredemedim ama Mesela şunlar yapıldı mı gece? Varsa arkadaşlar da beni düzeltsinler. 170 200'e yakın yolcu var uçakta. Mesela bu yolcuların yakınlarıyla ilgili nasıl bir çalışma yapıldı? Mesela ben televizyonlarda onu hiç görmedim. Hiçbir televizyon efendim işte uçakta yakınları olanlar şuraya gitsinler, şu telefonu arasınlar, şu şahıstan bilgi alsınlar falan. Mesela böyle bir şey kuruldu mu? Var mıydı daha doğrusu? Ha ben şeye kadar haberleri bırakana kadar ki o on buçuğu falan bulmuştum ben de. Ondan sonra başka şeye bakıp yattım mecburen tabii sabah dört buçukta ayakta olunca. işte on on buçukta bir şekilde çekiliyorsun şeye. Mesela öyle bir şey yoktu. Ben onu merak ediyorum. Ya yani bunlar anında o organizasyon mesela kurulur. Var mıydı? Televizyonlara yansımıyordu. Ha efendim haberci arkadaşlar ona hiç bakmamışlar. Hepsi işte kaza şu oldu yaralı çıkıyor. Çünkü hepsi aman Allah dün bütün böyle şeyler uzmanlar çıktı falan. Tam anlamadık. Ama mesela CNN e, birini hemen tak diye kesti. Yani sen hala işte ikinci havali, üçüncü havalimanı yok Kanal İstanbul'la filan uğraşıyorsun deyince teşekkürler teşekkürler sağ olun sağ olun hop tamam kapattılar. Ne yapayım yani? Yani sonuç işte bu durumlarda ilkel bir ülke olduğumuz, geri bir ülke olduğumuz zihniyetimizin böyle çağ dışı olduğu ortaya çıkıveriyor. E ama biz de zaten bunu söylüyoruz. Normal günde tabii söylediklerimiz şeye gider ama bak böyle bir günde görüyoruz. Bak iki olay anında iki de. aynı şey depremde. Depremde çok fena şiştiler kardeşim. Siz bakmayın havalara. Sonuçta yıkılan bina yani altında maalesef can verenlerin de olduğu 7-8 bina. Ha 40 bina şey oluyor ama içinde yaralı yok, ölü yok, bir şey yok. Onlar kenarda ama hani tuzla buz yıkılıp da altından maalesef cansız bedenlerin çıkarıldığı 7-8 tane. Ve sen bunda bile beceremedin. Ve beceremediğin için dönüp zaten saldırıyorsun. Şimdi ne oluyor? Şu bir numaradaki haberi bir yayınlayalım arkadaşlar. Rütük Tere bir deprem cezası haberini. Ondan sonra İki kelime söyleyeceğim, fazla da söyleyemiyorum çünkü abi maazallah yani. Allah Genel Başkan yaptı Telebir Televizyonu Elazığ Depremi sonrasında özel yayınıyla hem deprem bölgesinde yaşananları an be an halka aktardı, hem de bir daha böyle felaketler yaşanmaması için ne yapılabilir sorusuna yanıt aradı. Telebir Televizyonu Türkiye böyle bir felaketi bir daha yaşamasın diye halka sordu. Depreme karşı hangi önlemler alınıyor? İmar afları halkı nasıl bir tehlikeye atıyor? Türkiye depreme hazır mı? Ülkeyi depreme hazırlasın diye halktan toplanan vergiler nerede? Retükü Telebir'in deprem yayını için harekete geçti. Yayınlarımız saniye saniye izlendi, raporlaştırıldı. Canlı yayınımıza bağlanan deprem uzmanlarının görüşleri dahi o raporun içerisinde yer aldı. AKP'nin 2007 yılında Deprem Konseyi'ni lağvetmesinin hatırlatılması da suç unsuru olarak sayıldı. Deprem vergilerinin nerelere harcandığının tartışılması da raporda kendine yer buldu. CHP Sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamalarını haberleştirmemiz de ceza gerekçesi olarak sayıldı. Raporun değerlendirme bölümünde yayınlarımızda siyasi iktidar hakkında yanıltıcı bilgiler verdiğimiz iddiası yer aldı. Retük rapor sonrasında Telebir Televizyonu'na para cezası kesti. Cezanın ne kadar olduğuysa henüz kesinleşmedi. Bunu bu... şimdi görüyor musunuz? Bak yani hani şimdi tabii başımızda böyle bir şey var. Yani biraz daha şey konuşuyoruz. Hani adam acaba. Fakat şu bu ceza var ya işte iktidarın Elazığ'da çok da başarılı olmadığının kanıtı. Çünkü neden? Efendim siz çok iyi işler yapıldı, siz kötülüyorsunuz. Kimse kötülemedi kardeşim. İşte bizim da gittiler, baktılar. Çadırların kimlerde olduğunu herkes gördü. Dışarıdan pek çok insan gelmiş. Bir, bir tür turizm oluşmuş. Yani yardım turizmi. Aa yaşasın. Sonra e, yapılanlar ortada. Bir takım yardımlar durduruldu. Bazılarına hepsini işte iktidar üstlendi. Çünkü neden? Beceremediler. Ve şu görülüyor. Bu kafa, maalesef bu zihniyet, bu tür krizlere hazır değil. Çünkü neden? Diyorum, bilimsel olana karşılar. Her şeyi ben bilirim ya hallederiz arkadaş. Biz fedakarız. Şimdi bakın kişisel fedakarlıkları, kişisel efendim çabaları daha ön plana çıkarmayı istiyorlar. Bak herkes ya. Abi bana çok bir anda olay yerine koşan pek çok fedakar adam lazım değil. Organize çalışacak sıradan insanlar lazım. O ama organize çalışacak. Bilecek. İşte onun için İstanbul'daki e, facianın ucundan döndük diyoruz ama bambaşka bir kepazelik yaşıyoruz. Oradaki yolcu taşımak için kullanılan otobüslerle taşı Ha şu olur anında çünkü üşümesinler diye bak. Uçaktan çıktılar. Çünkü şey oluyor millet uçakta gayet rahat. Paltolar, pardesiler yukarıda. O kargaşada insanlar belki gömlekle falan çıkıyor. Aman üşümesinler. Hemen otobüse atıp bir terminale götürelim. Öyle değil. Bir saat sonra. Yani normalde oraya ambulansların, bilmem nelerin hepsinin gelmiş olması lazım. İşte bunu organize edemiyorlar. Çünkü kafalarında o yok. Çünkü orada akıl var, mantık var, bilim var, bilime saygı var, organizasyon var. Yani organizasyon dediğinizde bilim. O da ona saygı duyacaksın bu işi bilen insan. Ha, şimdi bunlar bu zihniyette yok. E olmayınca da işte sonuç bu. Şimdi bunu söyleyince de vay efendim bozgunculuk yaptı. Abi niye bozgunculuk yapayım ki? Ya da niye yapılmış iyi bir işi kötü İşte gözünüzün önünde hala görüntüler varsa arkamdan göstersinler. Yüzü burzu kan içinde adamı otobüste götürmeye çalışıyorlar. E, komik olursun dünyada. Ha, şimdi gelelim o zaman ikinci tarafına. Bazen bazı zihniyetler konusunda isterseniz ön yargı değil ama bazı şeyler oluşuyor. Acaba diyorum kendi kendime. Arkadaş. Yine havalimanını yüceltebilmek için buraları kötülüyor musun? Şimdi kazayı yaptı sakın ha. Öyle bir şey aklıma bile gelmez. Ama kaza sonrası yaptığın bazı uygulamalarla halka aman abi bu şeyden gidilmez. Sabiha Gökçen çok sakat, iyi değil falan. Çünkü bak Sabah bir arkadaşım şeye gidiyordu, Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen'e diyor ki dökülüyor artık burası diyor. Yani boşlamışlar diyor, Atatürk Havalimanı'nda da diyor son günlerde öyleydi. Etraf pislik, bakımsızlık artıyor filan. Yani insanları oradan bezdiriyorsunuz ve diyor ki aman aman abi diyor Sabiha Gökçen'den şey. Yapıyor. Hem orada kaza oluyor. Bakın kaza ne zaman oldu ilk kaza? Atatürk Havalimanı şey yeni havalimanı için hani dedikodular vardı ya efendim işte onun diğeri yanlış rüzgar fırtına bir gün başımıza öyle dendiği gün orası tam not aldı hiçbir şey olmadı. Biraz gecikmeler hariç Sabiha Gökçen'de kaza aldı Şimdi gene böyle bir şey ve yetişemiyorsun işte ambulans da yok efendim işte o bir kurtarma ekipleri yetersiz, bilgisiz, cahil ama fedakar. Ha bu. O zaman ne oluyor? Şöyle bir durum var şimdi bakın bir kısmı kamuoyuna yansıyor. Biz de öyle öğreniyoruz zaten. Pek çok hava yolu talep olduğu için Sabiha Gökçen'den gitmek istiyor. Çünkü yeni havaalanına gitmek istemiyor insanlar. Sebebi şey trafik değil. İçerideki trafikten. Çünkü herkes diyor arkadaş gidiyorsun diyor 20 dakika yol yürüyorsun diyor. Uçak diyor biniyorsun diyor kalkana kadar yarım, iniyorsun diyor. Yarım saatten evvel körüye yanaşamıyor diyor. İşte bavul diyor bilmem ne. Sabiha Gökçen daha çabuk diyor. Daha rahat diyor. Şimdi bunun önünü mü acaba kesmek için de böyle kasıtlı bazı uygulama hataları yapıp milleti aman aman abi oraya gidilmez mi diyor. İki, mesela bir kriz anında Atatürk Havalimanı'nı açamadılar. Şimdi düşünsenize Sabiha Gökçen'in bütün yükünü yeni havaalanına yüklüyorsun. Niye? Mesela Atatürk Havalimanı'na niye indirmiyorsun? Efendim orada personel yok. İşte ha kriz anı yönetimi bu. Oradaki personeli bulacaksın. Yapamazsan bir işe yaramıyorsun işte. Ama bunlarla hiç ilgisi olmayan, hayatında hiç uçak görmemiş, görse bile anlamamış insanlara tabi bak bunları bunları ya o da diyor ki, bravo diyor. Şeyi gördüm de biraz önce oradan geldi bu Şey, Tayyip Erdoğan konuşurken arkada bir grup başkan vekili oturuyor. Hangisi görmüyoruz onu kafa kesik şey Tayyip Erdoğan şey, böyle alkışlıyor. Sadece elleri görüyorsunuz ama kafa gözükmüyor. Böyle bir şey. Ne diyor adam? Boru değil bu diyor. Boru diyor. O abi nasıl hoşuna gitti? Nasıl alkışlıyor? Niye alkışlıyor? Sorsan nedir ulan desem bu? Niye bu kadar alkışladın? Yani çünkü sonuçta belki espriyle karışık bir şey söylüyor. Yani bu diyor boruya benzemez diyor. abi çok güzel. Nesini alkışladı abi? Büyük bir şey mi yaptı? Çünkü alkış bir şeyi beğendiğini, bir şeyin iyi bir şey olduğunu. Burada bir şey yok ki. Alkışlama şekli. Böyle yalakalı işte. Ne diyeceksin? Boş ver abi. Siyaset kötü bir şey ya. Efendim, Korkusuz Gazetesi. Şimdi Korkusuz'un bugün tabii tek kötü tarafı, gece erken basmışlar ve ister, kaza haberi yok maalesef. Ama şey var, beyaz ölüm, iki günde 38 kişi çığ altında can verdi. Mesela çığ, çok nadir yaşadığımız bir şey. Yani bu çok tabii, çok talihsiz bir olay. Çığ hep düşer de, hani... İnsanların olduğu yerde olmaz filan. Hani işte doğuda çığ düştü dersin. Bir şey oldu falan. Bu tabii çok talihsiz bir olay. Ama ikincisi, ben size söyleyeyim tamamen ihmalden. Yani orada çığ düşeceğini e, hesaplayan uzmanların olması lazım. Bak İstanbul'da bulamayabilirsin. Dediğim gibi Manisa'da, İzmir'de bulamayabilirsin. Hani o valilik birimleri içinde, ne bileyim işte etfaiyede, hastanede bulamayabiliriz. Ama bu bölgeler çığ var. Ona göre örgütlenmiş olması lazım. Devlet böyle bir şey işte. O yok belli 250 kişi bir anda doluyor. Bağırış, çağırış, iş makinesi o bu. E ya diyorum işte size bakın hikayelerimiz vardır. Köyde doğan çocuğu ağlamasın diye uyuturlar hep. Niye? ses çıkarsa çığ düşecek köy çığ altında kalacak diye. O kadar bilinen bir şeydir yani bu ses çığı tetikleyen çok önemli bir faktör. Yapıyorsun aa koca daha iniyor vay diyorsun be bir, bir alkışımla. Onun için silah patlatılmaz, ava çıkılmaz. Hele silah. Silah çok daha güçlü bir çığ tetikleyicisi. Ama burada yüzlerce insan iş makineleri yani Demek ki yok aralarında. Fedakarca çalışıyorlar. Karın içine giriyor, kadıyor filan. Bir tane de şey yapmışlardı ya işte. Bu fedakarlığı tabii abartıyorlar. Bu Suriyeli. Hala ona aklım ermiyor. Burada da anlatamadım o gün. Yani çok hassas günlerde. Abi bir şey çıkardı. Fedakar Suriyeli. Efendim siz bu Suriyelilere ırkçılık yapıyorsunuz ama bak bu elleriyle, tırnaklarıyla böyle kazıdı yani. Parçaladı ellerini filan. Çocuğun elleri pamuk gibi aslında yani. Çıktı ekranın sonu. Anlamadık. İki, ya bir şey diyeceğim yani orada onca arama şeyi falan varken nasıl oldu da böyle bir Suriyeli pırt aradan gitti böyle açtı. Peki bir tane Türk yok muydu böyle fedakar? Bir tane onu da mı Suriye'den buldunuz? Yani koskoca Elazığ'da bir tane böyle fedakar adam yoktu da o da Suriyeli mi çıktı yani? Falan böyle hep bak propagandaya, algı yönetimine yönelik işte, kafaları buna çalışıyor. Göbels de böyle yapmış işte. O zaman söyleyince de bana diyorlar ki abi, e abi bunları yapmış herif. İş güç yapmana gerek yok. Yapılanları böyle empoze edeceksin. Birdenbire bir Suriyeli kahraman helal olsun abi ellerini parçaladı. Ulan iki akşam sonra çıktı ekrana. Bakıyorsun ellerine. Hani ellerinin sarılı olması lazım değil mi? Böyle parçaladıysa. Yok. Böyle işte benim ellerim gibi elleri var. E nasıl kazıdı? Ama işte laf çakacak. Efendim siz Suriyeliler için böyle diyorsunuz ama ırkçılık yapıyorsunuz ama falan. Efendim iş gücü Almanya'nın karşı beyaz yaka programı. Almanya binlerce işçi alacak. Nitelikli eleman açığı bulunan Almanya önümüzdeki ay kalifiye işçi alımına başlayacak. İş bulamayanlara duyurulur. Nitelikli işçi diyor. Şekerim yani biraz sorun var orada. Of. Çok sayıda insanımız gidebilir ama Almanya'ya. Bak çünkü nitelikli personelden çok işsiz var. Tabii hangi nitelikleri arıyorlar ona bakalım var mı? Efendim Almanya yeni iş gücü yasası bir madde yürürlüğe giriyor. Buna göre AB üyesi olmayan ülkelere de kapılar açılacak. Kalifiye elemanlar hangi yaşta olduklarına bakılmaksızın ülkede iş bulmaları için 6 aylık vize verilecek. Ha bir de şey değil yerleştirme yapmıyor. Gel iş ara diyor. Neyse peki bakarız. Efendim gelelim şimdi benim köşeye. Benim köşenin manşeti CNN yetmez tümüne ambargo olmalı. Konuyu biraz değiştirelim başka bir yere geçelim. Çünkü diğer konular Suriye filan ama onlarında da gene kimsenin yazmadıkları var bende kusura bakmayın. Valla bazen şey gibi geliyor ama söylemek lazım kardeşim. Ben kimsenin yazmadıklarını yazıyorum. Bu kadar basit. Kimsenin konuşmadıklarını konuşuyorum. Hani bu şeyi olarak söylemiyorum ha en cesur en böyle sert hayır bana söyleyenler var abi çok sert konuşuyor sert falan konuşmuyorum. Duygularımla konuşuyorum o kadar yani ben hakaret etmiyorum küfür etmiyorum yalan söylemiyorum abartmıyorum düzenleme yapmıyorum. Yandaş yalakalar gibi operasyon çekmiyorum. Duygularım neyse burada söylüyorum. Yazılarım ama başkalarının söylemediğini söylüyorum. Yoksa şey havada değilim. Kimse söyleyemiyor. Tek cesur adam benim. Hayır. Tam tersi. O kadar çok. Şu anda Türkiye'nin yarıdan fazlası cesur oldu biliyor musunuz? Ondan kork yani. Eskisi gibi değil artık hava. İnsanlar sokaklarda. Ta uzaktan. Can Bey! gidecekler filan yapıyor yani söyleyeyim size öyle eskiden aman abi senin telefonun dinleniyordur ben şimdi yanında durmuyorum şimdi selfie çektirebilir miyiz canlı yayın yaptı geçen gün metrobüste ay dedim bizim evde sabah o kadar çok herkes sabah erkenden kalkıp şey bir canlı yayın yapabilir miyim ben anlamadım canlı yayın yapabilir miyim deyince şeyden dedi Whatsapp'tan canlı yayın yapabilir miyim? Dedim peki yani ne olacak ki benim? Yani burada da canlı yayındayız. Abi babayı aradı. Ve baba düşünsenize ya, yani çok insanı çok mutlu ediyor. Çok gururlandırıyor, duygulandırıyor aynı zamanda. Şimdi böyle telefon karşımda. Arkadaş da böyle çevirdi. Babam diye de yazmış. Karşıma bir adam çıktı birden böyle böyle. Şimdi bana doğru tuttuğu için telefonu böyle birden bana baktı adam aaa dedi böyle. Çünkü beklemiyor. Düşünseniz yani çok sevdiğiniz biri. Yani beni kastediyor. Çok sevdiğiniz biri. Ama hiç tanışmıyorsunuz. Birdenbire telefon çalıyor ve onun yüzü ekranda. Yani hakikaten ben de olsam sevinirim yani bir anda. Mesela bunlar oluyor. Yoktu eskiden bunlar o kadar. Böyle herkesin içinde gel bir fotoğraf çekti. Abi bir fotoğraf. Hani konferansa gidersin. Kitap imza günlerinde falan zaten orada herkes rahat. Ama sokak ortasında bir resim ne olur bir resim çektirelim. Ya da bir telefonla babamla konuşur musun? Annemle konuşur musun? Falan. Neyse. Şimdi <laughs> diyeceğim yani gene kimse yazmıyor. Bak şimdi bu yazı da yok. internetlerde vardı. Gazetelerde görmedim. Mesela Cumhuriyet'in falan birinci sayfasında yok. Efendim şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir karar alıyor. Bugün galiba alacak. Aldı diye de anlatıyorlar ama CNN televizyonuna hiçbir CHP milletvekilinin ya da yetkilisinin çıkmaması kararı. Yani CNN'i boykot ediyorlar. Çünkü diyor ki CNN diyor işte e, A Haber gibi, Sabah gibi şeye geldi, o hale geldi. Biz de buraya çıkmak istemiyoruz diye. Ben de diyorum ki? Yetmez diyorum. Tümüne, tümüne boykot uygulayın. Muhalefet olarak diyorum sadece CHP değil, tümüne. <laughs> artı, artı bu kanallara çıkan bütün muhalif isimlere de çağrı yapın, çıkmayın diye. Bakın bu benim kendi çağrım buradan. <laughs> Muhalefet görüşü nedeniyle bu haber Türkmüş, CNN'miş, NTV'miş, yok 24'müş, Zart'mış, Zurt'muş buralara çağrılan Beyaz TV'miş falan gibi buralara çağrılan ve orantısız bir biçimde karşı tarafta böyle hem cahil hem bilgisiz hem saldırgan hem polemikçi insanların karşısına çıkmayın kardeşim. En azından bir süre mesela bir ay boykot edin. Çıkılmasın. Çünkü neden? Orantısız bir durum var. Şimdi ben iyi niyetlerinden asla şüphelenmiyorum. Fakat muhalefet adına çıkan da pek çok arkadaş maalesef yetersiz kalıyor. Ya bilgileri eksik, ya tecrübeleri eksik. Mesela çoğu zaman tam konuyu konuşacağı zaman kaşarlanmış olan bu e, tetikçi, mafya, mafyoza tipler bambaşka bir tarafa sürükleyiveriyorlar. Mesela birdenbire söylüyor, nasıl yani diyor, çok benim de başıma geldi. İlk başlarda tuzağa düşüyordum. İşte onun için şimdi çağırmıyorlar. Tuzağa düşmüyorlar. Mesela konuşurken birden e tamam da kardeşim yani Atatürk İstiklal Mahkemelerinde şu kadar adam kesmedi mi diyor. O adam şimdi birden ve sen onu anlatma efendim işte bir aa, bir bakıyorsun. Suriye'deki maceracı tavır gitmiş. Efendim Lozan'da Atatürk bilmem neye demiş mi diye gelmiş. Atatürk tartışması ve orada bütün melanetlerini kusuyorlar bütün Türkiye sevgisizliklerini, insana olan saygısızlıklarını, demokrasi ve hukuka olan nefretlerini döküveriyorlar. Katılmayın kardeşim. Bir süreliğine. Hayır, şimdi bunun şey diyenler var. Efendim her o şeyde doğruyu. Abicim doğruyu söyleyemiyorsun. Güzel ablacım. Doğruyu söyleyemiyorsun ki. Haklısın. Çok iyi niyetlisin. Ama işte tak diye buradan soku veriyor Ve <laughs> asla konuşamıyorsun. Konuşturmuyorlar. Ve senin şeyin yetmiyor tabii o zaman da. Yani o konudaki yeteneğin yetmiyor. Ayıp bir şey değil bu. Yani hepimiz aynı durumda. Yani ben de çoğu zaman düşüyorum. Ben gitmiyorum. Zaten çağırmıyorlar ama çağrılanlara da artık gitmiyorum. Bir süre gidilmesi ama tamamına. Bak çek çölleştir buraları. İyice çölleştir. Şimdi diyeceksin ki benim siz çağırın. Ben çağırıyorum kardeşim. Ha ben burada Habertürk gibi CNN gibi şey yapamam. Yani eee efendim e, talimatla bir AKP yetkilisini alıp ya da bir bakanı alıp onun net söylemek istiyorsa ona çanak tutan ona yalakalık yapan bir şeyi yapamam ama öbür kanallar bunu yapıyorlar. Alıyor efendim bugün diyor Sayın Maliye Bakanımız buradalar efendim. nasıl bu kadar başarılısınız? Yani hem yavrularınıza zaman ayırıyorsunuz diyor çaktırmadan İm İmamoğlu'na laf çakıyor. Akıllı ya. Hem, hem diyor çocuklarınıza, ailenize bu kadar diyor yer ayırabilirken hem de aynı anda hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Hindistan'da hem Çin'de yani filan diye böyle soru soruyorlar lan. Ha buzda onu yapamayız. Ama bakın ben çağrımı yaptım. Diyorum ki şu bakan özellikle öncelikle Milli Savunma Bakanı arkadaş ben ama soru soracağım. İdlib'teki askerlerimizin durumu nedir diyeceğim. Elbap'ta ne oluyor diyeceğim. Niçin hiç savaşmadığımız halde şey, Barış Pınarı'ndan şehit veriyoruz diyeceğim. Niçin Amerikalılara bu kadar laf söylediğiniz halde engelleyemiyorsunuz diyeceğim. S-400'ler gerçekten alındı mı? Alındıysa bana burada kanıtlayabilir misin diyeceğim. Bunları soracağım. Yoksa kalkıp da efendim çok başarılı olan Barış Pınar Harekatı'ndan sonra şimdi bir de Esad'ın kafasına sıkma operasyonu yapacak mısınız gibi saçma sapan sorular sormayacağım ben. Bu kanalda Hepsine açık ama yalakalığa açık değil. Düzmece programlara açık değiliz biz. Nitekim dikkatinizi çekiyordur. Muhalif olan isimler de burada gelip de öyle efendim anlat bakalım bize nedir çok güzel öyle bir şey yok. Olmaz. Bizim fıtratımızda yok. Öbürünün fıtratı bu zaten. Nereye? Ne? Abi halledin, abi ben Nasıl götürürsek abi sen bizi kolla bu. Onun için diyorum ki CHP'liler sadece CNN'e değil, bütün kanallara çıkmasın kardeşim. Buraya da çıkmasın, kabul. Çıkmasınlar abi. Bak bir süre çölleştir. Bak bakalım ne olacak o zaman. Kendi kendilerine konuşsunlar. A Haber'de konuştukları gibi. CNN'de de konuşsun, NTV'de de konuşsun, Habertürk'te de konuşsun. Konuşsun abi, yok globaliymiş, yok yüzüymüş, yok biniymiş, yok beş yüzüymüş. Konuşsunlar abi. Bakıyorum ben, başbuğun ne işi var abi o kanalda? Niye oraya çıkıyorsun? Madem bir şey söyleyeceksin, telefon et. Bak Uğur Dündar'la çok yakınsınız. Gel, burada açıkla. Niye yani gidiyorsun AKP'nin fedaisi bir adamın karşısına oturup da söylüyorsun onları? He? Var mı hakkın? Niye Nagi ile konuşuyorsunuz? Niye Mehmet Metiner'le konuşuyorsunuz mesela? CHP'lilere de soruyorum, muhalif olanlara da soruyorum. Çıkmayın kardeşim, Ama oradan çünkü CHP'lilerin de var abi çok güzel kadın be ona anlattığım zaman çok hoşuma gidiyor falan. Yeminle söylüyorum ben bunu duyduğum için söylüyorum. Ay yapıyorum. Lan gidin işinize be. Efendim şimdi gelelim öbür yazılara. Şimdi bakın. Diyorum ki İdlib tarafından hangi teröristlerle mücadele ediyoruz? Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki biz de orada terörle mücadele için varız ve bu mücadelemiz bitene kadar da oradayız. Peki İdlib'de ne terörü var? Türkiye'ye tehdit. PKK'yı kastediyor biliyor musunuz? Yani ifadelerinden o anlaşılıyor. Nereden çıkarıyorum ben bunu? Diyor ki, biz dertliyiz ya bunların derdi var mı? Hiçbirinin böyle bir derdi yok. Onların derdi acaba biz PKK'yı daha ne kadar fazla silahlandırırız? Öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı ayakta dursunlar. İdlib'de böyle bir şey var mı? Biz İdlib'de hangi terörle mücadele ediyoruz diye soruyorum. İşte bunu Türkiye'de sormuyorlar. Bunu da ben soruyorum. Ha bir de şey, şey, çapsız oldukları için akıllarına da gelmiyor. Bak onu da söyleyeyim. Yani sadece gerçeği saklamak için değil. Çapsız adam aklına gelmiyor. Şu cümleden ya arkadaş orada PKK yok ki. İdlib'in orada PKK var? Türkiye'ye İdlib dolayından ne tehdidi var? Dinci terör tehdidi var. Ve şu anda en büyük korktukları o. Bakın şunu söylemek istemiyorum. Dilim varmıyor çünkü. Sonuçta bu ülkeyi yöneten bir ekip bu. Yani efendim işitle işbirliği falan hayır. Korkuyorlar kardeşim. Çünkü 4 milyonun üzerinde Suriyeli, 1 milyonun üzerinde de Libyalı, Afgan, Pakistanlı, Şuralı, Buralı göçmen adı altında insan doldurdular. Afganistan'dan, Libya'dan, Irak'tan, Suriye'den gelen insanların ne olduklarını bilmiyorlar. Ve İdlib'de İŞİD'in, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın aleyhine olabilecek, onların orada belki de topluca yok edilmelerine sebep olacak ya da yakalanıp kendi ülkelerine iade edilmelerine neden olacak bir operasyonun içinde olursa Türkiye, acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bu melunlar bir şey yapar mı korkusunu yaşıyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Bir anda Türkiye'nin her yerinde bombaların patlayıp patlamayacağından emin değiller. Çünkü öyle bir istihbaratları da yok. Çünkü bakmamışlar buna. Niye? İşit, el kaide şudur budur. Ya heyecanlı çocuklar bugün parti kurup Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi düşüren derin stratejist dedikleri adam söylemedi mi bunu? O gün itibariyle başbakandı. Ya dedi ki bunlar dedi heyecanlı çocuklar bugün AKP'nin kafasında işittiler el kaideciler, bu dinci teröristler, kafa kesenler, karın yaranlar, diri diri yakanlar, heyecanlı gençler hala. Ama şimdi kafalarına dank etti. Ulan biz bunlara burada bir şey yapacağız. E sen Türkiye'de bilmiyor çünkü senin bir İçişleri Bakanın var. Sade hava. Aa, ona buna işte 3-5 tane de e, troll medyası var yanında. Onlar da abi bu adam çok müthiş adam falan yapıyorlar. Ama istihbarat sıfır. Bilmiyorlar ki. Bir anda Türkiye'nin her tarafında bir şeyler patlamaya başlarsa endişesin derler. Onun için bütün bu sıkıntı. İnanın onun için. Öbür tarafa çünkü bugüne kadar öyle bakmışlar. Şimdi fark ediyorlar ama iş işten geçiyor. Türkiye'de kaç tane El-Kaide militanı var? Normal vatandaşmış gibi geçen buraya. Silahıyla, mühimmatıyla. Kaç tane canlı bomba var bilmiyorlar. Ha bildikleri var mı? Var. Yakalıyorlar. Bakın onu söyleyeyim. Yani şu yok. Efendim orada El-Kaideciler var falan. Ha, ama Fatih'te, Matih'te bunlar dernekler kurdular biliyorsunuz. Geziyorlar. Bir de o tarafı da var ama bazı yerlerde yakalanamıyor mu yakalanıyor. Sonrasını bilmiyoruz. Mesela size bir şey soracağım. Tayyip Erdoğan geçenlerde dedi ki bu dedi Bağdadı dedi yakaladılar ya dedi. Ha dedi biz onların dedi ailesini dedi çoktan yakalamıştık hapiste dedi. Şimdi Adalet Bakanına buradan soruyorum. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine de talebimdir. Bağdadi'nin karısı ve çocukları ve diğer yakınları nerede? Hangi hapishanede ve hangi suçla tutuluyorlar? Bakın bu da önemli. Bağdadi'nin karısını hangi suçla Türkiye'deki bir hapishanede tutuyoruz? Bak kimse bunları merak bile etmiyor. Sormuyorlar ya. Bir kişi sormadı. Mesela dedi ki hapiste tutuyoruz dedi. Oradaki gazete cimsi tipler hani Hürriyet'in genel yayın müdürü de orada. Ben çok büyük gazeteciyim. Sormadı lan. Sormadı. Efendim hangi hapishane mesela? Hangisinde? Silivri'de mi? Ankara Mamak'ta mı? Sincan mı? Efendim Trabzon cezaevinde mi? Sinop'ta mı? Nerede? Bu merak konusu değil mi kardeşim? Dünyanın en büyük teröristi bu adam. Bağdadi değil mi? Bütün bu kafa kesenlerin, mide deşenlerin, diri diri yakanların, binanın tepesinden atan vahşilerin başı Bağdadi. E bunun karısının, çocuklarının, diğer aile yakınlarının nerede olduğu önemli değil mi? Hangi hapishanede? Merak etmiyor musunuz? Yok abi. Çünkü yeni gazetecilik tipinde merak unsurunu, merak organlarını aldılar. Apandisit alır gibi. Merak organını aldılar ki merak organı biliyorsunuz beyinde. Kolda değil, midede değil, kasıklarda değil, beyinde. Yani beyinlerini aldılar bunların. Boş adamlar şimdi la 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 böyle. Onun için söyle kardeşim bana. İdlib'deki hangi terörle mücadele ediyoruz? Söyleyemez. Diğerleri de aynı konuda yazılar. Şimdi zamandan şey yapmayalım. Reklama mı gideceğiz? Evet bir reklama gidelim. Çünkü şey, bu arada hemen şeyi yapayım. Ahmet Takan, vallahi bayağı şeyler yazıyor. Yani benim de burada böyle söylediğim, işte yakın olan... Mesela bu Hulusi Akar konusunu bak o da bugün diyor AKP'lilerin içine Hulusi Akar korkusu düştü diye. Çünkü AKP'li bazı yazarlar bu RAND Corporation'ın e, raporu üzerine veya bunlar gene darbe dillendiriyorlar falan numaraları başladı. Yani bakalım Allah sonlarını hayırlı etsin ama e, şeyde de Memduh Bayraktaroğlu'nda da pek çok bürük pörçük pek çok yazı var. Evet ve Ümit de Amerikan oyunu diyor. Stratejik ortağımız istihbaratı durdurdu diyor Amerika. Hani Amerika'ya şimdi bir de Amerika hani yandılar aman abi Amerika ayıp ediyor. Abi sen hiç merak etme ben Rusya ile ufak ufak kesiyorum ilişkiyi falan. Hep başından beri 17 yıldır Amerika'nın güdümünden çıkılmadı kardeşim hiçbiriniz uyumayın.